Kültür PDR günlerinden olabilir. Sena Kambur, PDR son sınıf öğrencisiyim. Aslında ben de önceden sizi biliyordum tabii ki ama ilk konuşmamızı kültürden dinledim PDR günlerinden. O şekilde bir şeref olmuş oldu. Aynen, çok şükür. Peki, nereye gidelim? Ben Beyza Çiftçi, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde PDR 3. sınıf öğrencisiyim. PDR günlerinde görevliyim. Böyle havalılar falan oturuyor görevliler. Yer kalmak mecburen ortaya oturuyor. Evet. Bu mesele ismi hiç bilmedim. Görevli olarak ben aramadım hiç. Yazdım. Arkadaşım ulaştı. Ben de koordinatör. Onu o zaman şey olarak kullanmışsın. Yani. O başkan. Ben yardım. Evet, yardım bakalım. Takılıyorum, kusura bakma. Ben Ceren Allah'tan mahke saygı saçlamadım. Kayboldum arkadaşlar diye gelince bir saatte burada olacaktık ama bir şekilde navigasyona inandık girdik. Esenlere soktu bizi. Esenlere sokağına soktu. Dedim ben burada üniversite nasıl olur dedim yani. Yıldız Teknik bizim üniversitemiz. Navigasyon giden numarasını çekti. Biz dedim bu ana yola tekrar çıkalım. Navigasyona bir başka yer verelim. Yıldız Teknik'i spor tesisleri diye bir yer verdik. Bizi götürdü 15-20 kilometrede diye. Habibler askeri kışlası var biliyor musunuz? Burada şey yapmışım, dolandım orada falan. Dedik ki Ceren, biz kaybolduk. Dedi hocam konum Atilla size gelin dedi, attık konum. Yine geldik Esen'in aynı sokakta. Dedik ki yani inşallah yanlış attım, atmamış dedik. Geldik bir pazar yerine takıldık, burada pazar varmış. Yok başa sorar diyor. Dedik ki nasıl geçeceğiz? Pazarı yer geç abi dedi, yok abi üniversite. Dedim yanında bir sokaklar mı? Bir sonraki sokaklar geçti dedi. Bir sonraki sokaklar dedi. Vurduk, yol çöktüm. Tam bir şeye çıktı. Veya kapısının önüne çıktı. Şaşırdım ben. Gece konunun arasından bir üniversite buluyor yani. İyi görmüş ama. Daha sonra tam kampüsün içine kaybolduk. Klasik bir şey. Evet, sizi tanıyalım efendim. Ben Cavus Mahmut'undan. Medikol Üniversitesi'nde PDR 2. sınıf öğrencisiyim. Bak, evet, Medikol ne anlıyor? Özel eğitim bölümünden çap yapıyorum. Çift dal. Evet, çift dal. Özel eğitim, ÖDD'ler. Psikoloji yapmıyor musun? Onun ortalaması biraz daha yüksekti. Evet. Özel eğitim seçtim. Onu. Özel eğitim, tamam. Çift dal oluyor ama. Evet. Fıstık. Cansu'ydu değil mi? Evet. Ben Aydın Demir'le, ben Medikol Üniversitesi'ndeyim. PDR'e okuyorum. Medikol'e okuyor, nasıl yaz? Beykoz'da değil mi? Kavacık. Evet, Kavacık. Kavacık'ta. Oradan buraya geldiniz. Nasıl geleceksiniz? Aynen. Çok mantıklı. Kendinize gideriz ben. PDR öğrencisiyim ben. Psikoloji çap yapıyor. Aferin. 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 Benim ortamım işte. Peki, tebrikler. Merve Kendici. İstanbul Psikoloji Bölümü 2017 mezunuyum. Şu an Çapatı Fakültesi'nin öğrencileri direkt bölümünde çalışıyorum. Aynı anda odanın rehabilitasyon merkezinde bir bölümde çalışıyorum. Bu kadar. Memleketler. Karabük'te Safranbolu. Safranbolu çok güzel. Meşhur evler de sizde de. Biz de tam tuvalete kaldık hocam. Evet, onlar turistik mi? Onlar turistik kaldım maalesef. Peki. Ömür Gülköz hocam, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni okuyorum. Karadeniz Teknik, Trabzon'dan geliyor. Trabzon'dan geliyor.
mi şu an? Evet hocam, ben de kulüp yönetimindeyim. Ama öncesinde sizinle tanışmak istedim. Bir dinleyeyim sizi bana. Evet. Hocam, bir teşekkür ederim. Peki, sağ olun. Adem Aydın, Marmara Üniversitesi, PDR 4.sınıf. Onun iyi bir kombinasyon olacak bu teknik üniversitelerde. Daha iyi çalış. Evet, şöyle verelim. Bizim sektörü böyle bir yerde bu kadar çok çeşitli olacağını. Evet, teşekkürler. Şükrü Yaşık, Film Üniversitesi, 2. sınıfı. Haftaya sizdeyiz o zaman. Ne yapacaksınız bana, ne ısmarlayacaksınız? Sizin ekstra satmış. Ben hiçbir şey bilmiyorum, bir şey yok. Peki. Ben Bilal Şengül, Bahçeşehir Üniversitesi 2. sınıf. Pedere okuyorum. Pedere'desin. İsteyerek miydin ama? Evet. Bilal Gönzal, Bahçeşehir Üniversitesi. İsmail Başar, Yıldız Teknik 1. sınıf öğrencisi. Nerede dedin? Yıldız Teknik. Yıldız Teknik 1. sınıf. Yenisin sen de. İki kuş oldun. Bir orada var, bir burada var. Memleket ne? Urfa. Urfa. Ufalı yakayı ben böyle bir şey vardı. Kaplanan'dan Bahçeşehir Üniversitesi PDR 7. sınıf öğrencisi. İki kişi mi geldiniz Bahçeşehir'de? Öğrenmiş olduk. Evet, hafta tamamlandı, başka anlatmayan var mı? Ömer de seni tanıyalım. Edipalı Üniversitesi 4. sınıf psikoloji. Oradan tanışıyoruz. Aynen. Ömer benim asistanım var aynı zamanda. Mert öyle bir yeğenim olur. Mert de üniversite yazıları, üniversitesini beğenmedi, dondurdu. Şimdi benimle beraber üniversitelere geziyor. Hangisine girsem, girmesem, puan yeter, girmesem. Ona göre bir bölüm seçecek gibi gözüküyor. Öyle mi Mert? Doğru. Aynen. Aynen. Başka bir şey sorabilirim. Aynen. B10'da şey var ya, bu sabrı, TDR. Yani kaç ben normalde 5.5 gibi bitireceğim. Basacağım, gireceğim. Hocamı dinleyeceğim ben. Hatta 6.5 gibi bitireceğim. 6.5 gibi ikinci yere yaklaşacağız. Tamam. Kaç dakikada gidebiliriz buradan? Bilmiyorum ki hocam. Yok mu buradan? Yıldız Teknik için. Neresi hocam? Beyoğlu. Metro ile 50 dakika. Metro ile 50 dakika. Arabayla. Allah. Arabayla biraz daha zor olur. Peki. Birazdan kendi takdimine yaklaşırız. Harika Hoca'ya gideceğiz. İki psikolojik danışmada ilk görüşme uygulaması diye bir konumuz var. Ağırlıkla burada bir durdurma yapmayı düşünüyorum. Gönül olan var mı? Bir. Ümüyüzün müyüm? Evet. Yok mu aşkım? Güzel. O zaman şu slaytlarla hemen hemen geçeyim. Daha sonra bu slaytlarda 8-10 tane böyle bir iki bir şeyler yazdım. Bir iki resim var. Uygulama ağırlıkları, bu slaytlarda geçen konuları anlatmaya çalışayım. Olur mu arkadaşlar? Bu bir psikoterapi seans odası. İlk görüşme odası. Bizim Darıca'daki eğitim merkezimizdeki danışma odalarından bir tanesi. Full deniz mandaları gördüğünüz gibi. Bir kere böyle bir mandalaya hasta geldiği zaman bana şen gel %50 iyileşiyor. %50 küfrediyor. Allah şerefsiz burada yaşıyorsun, biz de nerede yaşıyoruz diyor. İkisi arasında gidip geliyor. Oturuş şekli hafif böyle 90-90 derece bir açıyla oturuluyor. Yüzde pek oturulmak istemiyor. Hasta veya danışan gerektiğinde böyle kendini kaçırabilecek bir boşluk olması. Tam karşı karşıya oturduğunda bu zor oluyor. Arada böyle büyük bir masa olmasını istemiyoruz. Mesela burada nedenlerini konuşuyoruz. İlk görüşme iletişim var burada. En önemli şey sözlü iletişim ve sözsüz iletişim. Son yıllarda özellikle psikoterapi danışma hizmetlerinde sözsüz iletişim dediğimiz beden duruşunun ve ses tonunun ve yüz ifadesinin sözlü iletişimden daha etkili olduğu anlaşılmıştır. Bu da doğal ve spontandır. İşte şu şekilde bir beden dili kullanayım diyerek yapılabilecek, akılla yapılacak bir şey değildir. Akılla yaptığınız şey bilişsel bir şey olur ve sözlü iletişim bir türü olur aslında. Belki onun üzerine biraz duracağız. İşte belki de rol play yaparken beden duruşumuz nasıl, otomatik olarak ne oluyor, bunu değerlendireceğiz. Sözlü ve sözsüz iletişim. Demek ki son yıllarda dünyada özellikle sözsüz iletişim dediğimiz non-verbal iletişim şekli danışanla
danışman arasındaki ilişkide en önemli terapotik ittifakı sağlayan maddeymiş. Yani ne kadar akıllı, ne kadar bilgili olursanız olun, ne kadar güzel cümleler kurarsanız kurun, ne kadar tam da böyle kurallar olduğunu yaparsanız yapın, nonverbal dediğimiz sözsüz iletişiminiz iyi değilse hiçbir faydası olmuyor. Bu bizim Beyoğlu'ndaki yerleşkemiz. Giden var mı? Yani iki arkadaş gidiyor dedi ama iki kişi. Diğerleri bilmiyor. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde haftanın dört günü ücretsiz akşam 6 ile 9 arasında ruh sağlığı profesyonelleri eğitim ve konferanslar veriyorlar. Aynı zamanda bunların bir kısmı canlı olarak YouTube kanallarında yayınlanıyor. Uzun süredir devamlı. Türkiye'de ne kadar psikoterapiye ulaşmış hocamız varsa üniversitelerde serbest çalışan onlar geliyor. Ben de zaman zaman burada konferanslar veriyorum. Onun için bizim web sayfalarında psikoterapi.com'da ve WhatsApp gruplarında duyuru linkleri var. O duyuru linklerine ön kayıt yapılması gerekiyor. O kayıtla beraber elektronik ortamda katılım belgesi verilecek şekilde işte salonun uygunluğuna göre normalde salon 250-300 kişi salon, çift tarafı olan salon. İşte bazen çok fazla müracaat olduğunda kapatılıyor kayıtlar. Anlıyor bazen de 30-40 kişiyle sürdürdüğümüz oluyor. Konunun ilk bir durumuna göre değişiyor. Aklınızda bulunsun ve onların bir yerleşkemizi takip edin. Oradaki eğitimleri takip edin. Size uyumlu, kafanıza hoş gelen, ilgi alanınıza gelen eğitimler varsa bunlardan yararlanın. Bir de Türkiye'deki hocaların hepsiyle birebir görüşme imkanımız olacak burada. Hocalara direkt soru sorma, fotoğraf çekilme, Instagram'da yayınlama gibi bir sesli özellikler var yani. Evet, ilk görüşme nasıl olmalı? Önce bir gözlemleyin, danışan içeri girerken gözlemleyin, ardından bekleyin, ardından sorular sorun, ardından onları dinleyin, ardından onları anlayın. Anlamak olacak bunlar yani, anla diye yazdık ama biz yani doktor yazısı olarak yazmıştık. Ardından anladığını karşı tarafa hissettir diyebileceğimiz. O zaman gözlemlemek, beklemek, sormak, dinlemek, anlamak diye maketlerini koyarız bundan sonra slaytlara. Burada da yine Beyoğlu'ndaki yerleşkemizde bir rol play yapıyoruz. İlk görüşme nasıl yapılır? Oradaki arkadaşlardan birisini çıkarmışız, konuşuyoruz. Bunların videoları şeyde var. YouTube kanalında Tahir Zakkaş veyahut da Psikoterapi Enstitüsü Derneği Ücretsiz Eğitimler YouTube iki tane kanalı var. O kanalların ikisinde de bulabilirsiniz. Biz önce aslanın davranışlarına bakıyoruz. Davranışlarını inceliyoruz, inceliyoruz. İlk görüşmede keza aynı şekilde bunun detaylarını göreceğiz. Bugün Psikoterapi Enstitüsü'nün Beyoğlu'ndaki yerleşkesinde bir oturumdan görüntü. Ardından düşüncelerine bakıyoruz. Düşüncelerinde yani o düşünceleri bildirme, Sokratik sorgulama dediğimiz bir yaklaşım tarzıyla hastamızın iç dünyasını keşfetmeye, anlamaya ve kendisini de keşfetmesine aracılık ediyoruz. Kendini tanıması, farkındalığının artması, sorunun kaynağını keşfetmesi açısından düşünceler bizim. Çünkü düşünceler yoluyla bir tek rahatsızlıklar veya sıkıntılar ortaya çıkan için düşünceleri irdelememiz gerekiyor. Onun yöntemlerini öğrenmemiz gerekiyor. Bu da bizim yine esas psikoterapi eğitimini verdiğimiz Darıca'daki. Darıca'yı bilen var mı? Duydunuz mu Darıca'yı? Bir kişi mi duydun? Darıca'yı biliyoruz hocam. Ben de oraya çıkardım. Evet. Darıca bizim eğitim merkezimizin bulunduğu yer, esas binamız orada. Resmi koymadın mı enstitünün resmi? Öncekinde vardı hocam. Peki, koymadım. Burası 5 katlı bir yer. Burada konferans salonları var, yatakhanemiz var. Bize ruh sağlığı profesyonelleri, lisans eğitimini bitirenler, yüksek lisansını bitirenler 4 yıllığına eğitime geliyorlar. Her ay 3 gün burada kalıyorlar yatılı olarak. 3 gün boyunca eğitim alıyorlar. Bütüncül psikoterapi eğitimini tamamlıyorlar. Birinci yıl teorik eğitim, ikinci yıl formülasyon eğitimi, üçüncü ve dördüncü süpervizyon eğitimleri olarak. Burada da sık sık roleplay'ler yapılıyor. Burada yine kurs yerlerimizden birisiyle beraber ilk görüşmenin bir roleplay şeklini görüyorsunuz. Ardından duygularına bakıyoruz. Duygular daha çok nonverbal olarak anlayabileceğimiz, sözsüz iletişimde farkına varacağımız şeyler. Onu değerlendiriyoruz. Yine başka burada bir rol playing yine grubun önünde yapılıyor rol playingler. Burada gönüllüsünden başka gönüllü çıkan var ama onda arkadaşlar çok gönüllü oluyor. Seçmemiz zor oluyor çünkü en iyi öğrenme şekli deneyime dayanıyor.
giderken işte yüz kızarması, titreme, baş dönmesi, ayakta durumu, halsizlik, ayağın belin devamlı hareket etmesi gibi bir takım belirtiler var. Bunlar anksiyetenin belirtileri olarak görüp ona göre bir ayar vermemiz gerekecek. Bu bizim eğitimden çeşitli örnekler Mahmut Hoca'yı koymuş. Mahmut Volkan Hoca da Amerika'da çalışan dünyanın önemli psikanalitik psikoterapistlerinden, çağdaş nesne içinde kuramadığından bir Türk. Dünya literatüründe az sayıda Türk var. Yani bu şekilde psikoterapi literatüründe isim olmuş. Onlardan bir tanesi Mahmut Volkan Hoca. Bilmenize yarar var. Kitaplarını okuyun. Psikanalitik psikoterapi ve klasik psikanaliz eğitimi almış. Virginia Üniversitesi'nde profesör olarak emekli olduğundan. Kıbrıslı kendisi aslında. Özellikle yaz konusunda çalışır ve yaz literatüründe işte bir takım literatür bilgileri ilave eder, literatür üzerinde bina eder ve birçok yazla ilgili kitaplarda Mahmut Hoca'nın makalelerine atıf yapıldığını görüyorsunuz. Onun için çok önemli bir isim. Ayrıca Dünya Barış, Nobel Barış şeyine de aday olarak gösterilmişti geçtiğimiz yıllarda. En önemli terapötik ittifakı sağlığa, yani sağlamak diyelim, sağlık olmaktır, sağlığa yap kardeşim diyor. İlk görüşmede mutlaka terapötik ittifakı sağlanması yani danışanın kendini iyi hissetmesi, rahat hissetmesi gerekir. Bunun için işte davranışa, duyguya, düşünceye ve fizyolojik tekniklere bakarak bir ayar vermemiz gerekiyor. Bu yine bizim Darıca'daki eğitim merkezimizde 3. yıl eğitimi yapıldı. Teras katındaki yuvarlak masa eğitimimizde yüz yüze görüşmeler ve ortasında grup terapilerinin yapıldığı alan. İkinci olarak aynalamak. Bu insanların beklentileri var sizden. İnsanlar iyi hissetmek isterler ve bu ihtiyaçların karşılanması gerekir. Eğer bir görüşme yapacaksak insanlara böyle o kadar önce tepeden bakan, işte ben danışmanım, ben şöyle ilgilendim, psikoloğum şeklinde değil de daha insani bir boyuta yaklaşmak ve onun ihtiyacı olan sevgiyle önemseme, görme duygularını karşılanmasına, yani güven duyusunun karşılanması ihtiyacına verdiğinizde buna aynalama kavramı deniyor. Mirror dediğimiz, Heinz Kohn dediğimiz self psikolojinin kendi psikolojisinin kuramcısının ifade ettiği konu. Burada da yine Wilfred Bion'un günlerini yaptığımız Lorraine Dawes hocamız Kanada'dan katılmıştı. Bizim yine Afyon'uz, Darıca'daki merkezimizin, Afyon'uz eğitim merkezinin bulunduğu yer. Wilfred Bion da ilk görüşmede ve diğer görüşmelerde danışanınızı kapsayın ve onun kendini iyi hissetmesine aracılık edin ve kapsama kavramını literatüre kazandıran alfa ve beta kavramlar dediğimiz zehirleyici ve iyileştirici ruhsal psikolojik yapılar tanımlamıştır. Bu yapıların nasıl iyileştirici hale dönüştürüldüğü ilk görüşmede daha sonraki görüşmelerde danışanların kendisi nasıl hissettiği bunun da ancak terapistin bunları alabilecek, göğsünde eritebilecek, olgunlaşmış bir şekilde geri verebilecek şeklindeki bir yaklaşımıyla izah ediyor. Ki bunun kuşlar biliyorsunuz veya bazı hayvanlar bebeklerini beslerken onlara katı gıdalar veremezler. Ama anneler sütlerini verebilir. O katı gıdalar veremediklerinde kursaklarında gıdayı öğütürler, eritirler. Kursarlar çocukların ağızlarına ve o şekilde hazmedilmiş bir hale getirmiş olan gıdaları verirler. Terapistin görevinde ya danışmanın görevinde böyle bir şey. Öbürünü hazmedilemiyor, öfke, kızgınlık, çaresizlik, umutsuzluk gibi değerler alıp kendi içerisinde olgun bir şekilde hazmederek öbürüne olgun bir şekilde sunmaya kapsayıcılık diyebileceğimiz bir mekanizma. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Diğer bir ilk görüşmede önem verdiğimiz konu onaylama konusu. Onaylama hastanın düşüncelerini, duygularını da davranışlarının ona ait olduğunu onaylayarak kabul etmektir. Farklı düşünebilirsiniz. Farklı düşünceden önce öbürünün düşüncelerinin varlığını görebilmeniz, onun duygusunu o anda görebilmeniz, kızgınlığını, öfkesini, mutsuzluğunu, bunları ifade edebilmeniz. Evet şu anda kızgın görünüyorsunuz, şu anda düşünceli gözüküyorsunuz, şu anda şu konuyu anlatmaya çalışıyorsun diyerek. Onun evet ya ben anladım, beni hissettim cevabını almaya onaylamak diyoruz. Yani şey anlamadığım onaylama değil, öbür basma anlamadığım onaylama değil. Öbürünün gerçek düşünce, duygu ve davranışları benim tarafından görülerek ona ifade edilmesine onaylamak diyoruz. Bu kimliğin onaylaması anlamını taşıyor. Burada yine bizim eğitimlerimizden, misafirlerimizden, nesne ilişkileri kuramcısı Otto Kernberg ve eşi Catherine Kernberg'in enstitüdeki karşılamamız ve atölye çalışmalarında bulunması gerekiyor.
yurt dışından birçok hocamız misafir oldu bize, eğitimler yaptı, organizasyon yaptı. Onlar ne diyor? Kapsamak. Bugüne hem kovuldan hem de biz de bir yoldan alabileceğimiz bir kavram. Diğerlerini ihat etmek, diğerlerini kuşatmak, diğerlerini kapsamak, sahiplenmek önemli bir kavram. Dışlamak, kenarda tutmak değil, içine almak, danışmak için size gelen kişiyi sahiplenerek kapsamak ilk görüşmede terapötik ittifakın sağlanması için önemli gerekli olan malzemelerden bir tanesi. Bugüne Paul Wachter hocamız Amerika'dan, dinamik dövüşler terapinin kurucusudur kendisi. Klasik psikanalisttir, uluslararası bütüncü psikoterapilerin kurucu üyelerindendir. Yine Türkiye'de bize vermiş olduğu eğitim çalışmalarından bir de İstanbul'da kendisine şifa armağan etmişiz. Diğer bir şey, türemeyi gerçekleştirdik, bu da Dane Stemler gelen bir bilgi. Ne demek türemek? Mesela böyle çap yapar mısınız arkadaşlar? Böyle çap oluyor mu? Çap yani. Çap. Böyle yaptığınız olur mu hiç? Yapıyorsunuz değil mi? Buna türeme deniyor. Aynı duygu beraber hissedip bir adı içinde böyle çap falan dedi. O da geldiği zaman kankalık dediğimiz şey. Terapide de ayrı olur, düşünürsünüz, konuşulur ama bir yerde terapistle danışan hep derler, aynen derler arkadaşlarına, buna türeme diyoruz. Terapiyi yapıştıran çimento gibidir. Yani terapistle danışan bir konuda böyle duygusal olarak bütün hissettiklerinde türemiş oluyorlar. Bu türemeyi leylekleri havada uçup uçup tünelden bir yere inerler, tekrar kalkarlar bir yere inerler. İşte havada oldukları zaman terapinin kopuk dönemleri, beraber aynı şeyi hissettikleri ve duyduğu hah dedikleri noktada türeme noktaları. Terapi veya da danışmanlık hizmeti bu türeme noktaları üzerinden gider. Diğerleri havada olan bilgiler uçuştuğu bir şekilde anlarsın falan ama yüreğinize dokunmaz. Terapi yüreğe dokunulmayan yapılan bir şeydir. Yüreğe dokunmak da türemeler üzerinden gerçekleşir. Teşekkürler diyor. Bitiyor şimdi slaytlarımız. Şimdi bunları biraz açalım. Olur mu? Şimdi bir arkadaşımız gelsin gönüllü, mümkünsün sen şöyle alabilir misin sandalyeyi? Herkes kitaplarını almış, ne güzel etmiş. Almaya var mı kitaplarını? Var. Teşekkür ederim. Bitti mi size? Tamam. Gerçekten alın da orada. Herkes kitabını alsın. Çıkışta mı alacaksın? Almayı biliyor musun? Nasıl? İstediğin yere şey nasıl sen? Peki, şöyle bir şey yapsak olur. Bir tane de danışman olsa bana. Ben iki tarafta gözden gel alalım. Şurada boş sandalye var bir tane, onu getirmeye gerek yok. Çünkü şunu daha sonra rahat olur diye söyledim. Karşısına şöyle yandırır. Ben de hatta şöyle geçeyim. Kumandayı oradan yapayım. Şimdi bir danışmanla, bir danışan ilk görüşmeye gel. Görüşmeye nasıl gelir bir insan? Önyargılıdır yani genel olarak danışan. Yani, peki o zaman sen dışarı çık. Danışan mı hocam? Sen danışan olsun. Tamam. Beğenmedin mi? Yok beğenmedim. Çünkü onu danışman diye çağırdım. Yoksa böyle bir olmuyor zaten biliyorsun. Şimdi... bir dakika dur. Oradan bir şey yapayım. Hocam. Yok şimdi. İstediğin kendin gibi gel. Tamam. Yani ümürsün nasılsa öyle gel. Ümürsün. Bir dakika dur. Burada dur. Kapatma kapıyı. Ümürsün randevu aldın senden. Okulda olabilir, dışarıda olabilir, ofiste olabilir. Ve saati geldi. İçeri girecek. Sen nasıl karşılayacaksın? Nerede karşılayacaksın? Öncelikle oturduğum yerden kalkacağım. Merhaba diyeceğim, konuşacağım. Şimdi gelecek göreceğiz bakalım. Yani tokalaşacağım. Bilmiyorum ben. Sen de sen biliyorsun. Ümit Üstün gel. Şimdi randevu saatine geldim Ümit Üstün. Biz yokuz burada ona göre. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Peki. Biz yokuz. Biz kendi bir derdini anlat bana. Tanışmış mıyız ama? İlk randevumuz, ilk görüşümüz. Randevu aldı, saat 5'i kaç geçiyor?
O beni tanıyor değil mi? İsmimi biliyor, ben o yüzden... Uzaktan biliyor, gazeteden görmüş, radyodan görmüş, televizyondan izlemiş, o yüzden ben kendim... Okulun psikolojik danışmanı, sen ilk defa gibi karşı karşıyasın. Ben sizi duymuştum daha önce. Bir problemle ilgili danışmak istedim. Bir tarih zamanı bugünmüş, önde oldum. Okuyorum üniversitede ikinci sınıfta. Genel olarak zaten okula ilgili bir problemim için size danışmaya geldim. Çeşitli sınav dönemlerinde kaygılar yaşıyorum. Bununla ilgili size danışmaya geldim. Bu kaygılarından dolayı seni rahatsız eden bazı durumlar... Evet. Ne oldu? Rahatsız oldum ve artık düzeltmem gerektiğini düşündüm. Peki, burada duralım. Şimdi şuraya kadar olan kısmını çeşitli replikler halinde tekrarlayacağız. Şimdi bir çık, ben senin yerine biraz oynayacağım, tamam mı? Şimdi çok çeşitli terapistler var, çok çeşitli terapi kuramları var. Her bir terapi kuramında bir terapiste hastaya geldiğinde veya danışan geldiğinde ona ilişkiniz farklı olur. Şimdi ben bir psikiyatrist olarak randevu almış, Ümit Gülsüm bana gelmiş. Şimdi ben şöyle şuraya oturacağım, psikiyatrist olarak oturacağım. Kapıya vuracak gibi büyüsün. Kapıya vursun. Kapıya vuracak gibi büyüsün. Yandaki atölye çalışmasına gitti. Gel. Ben Doktor Tahir Özaktaş. Hoş geldin, buyurun. Şöyle çevirebilir misin? Teşekkür ederim. Benden randevu almışsınız. Hoş geldiniz. Kimle bilgilerinizi alacağım? Tabii ki. Şikayetiniz nedir? Şikayetim genel olarak geceleri uyuyamıyorum. Bu beni rahatsız ediyor. Ne zamandan beri var? Ne zamandan beri var? Sanırım evde babamın annemin kavga etmelerine denk gelmemden beri böyle sıkılıyorum diye görürken ve rahatsız oluyorum. O hafif bir depresif bulundular, biraz uyku bozukluğu var. Bla 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 bla. Vakit geçti, inceledim. Reçetenizi yazıyorum. Bunları kullanacaksınız, eczaneden alacaksınız. İki ay sonra bana kontrole geleceksiniz. İlaçlarınızda bir sıkıntınız varsa bana dönün. Bu psikiyatristin yaklaşım tarzı. Masamdayım, makamımdayım, yerimden hareket etmiyorum. Anlatabildim mi? Hasta geliyor, gelmiyor, otoriterim, bilenim, yönetenim, yönlendirelim, derdini anlatıyorum, kimlik bilgilerini alıyorum, hastalığını dinliyorum, teşhisini koyuyorum, reçetesini veriyorum. Şimdi çık bir daha. Reçetemi ver bana. Ha. Bu sefer psikiyatristim ama psikoterapi bilen bir psikiyatristim. Sadece ilaçla müdahale etmiyorum. Psikoterapi ile de müdahale ediyorum. Gel! Hoş geldiniz. Tamam hocam. Buyurun. Bir randevu almışsınız. Hoş geldiniz. Bir kimlik bilgilerinizi alacaktım. Onları doldurun. Sonra derdinizi dinlemeye çalışacağım. İsminiz, soy isminiz, adresiniz. Şikayetiniz nedir? Şikayetim hocam, geceleri uyku problemi yaşıyorum. Ne zamandan beri oldu? Yaklaşık 10-15 gündür. Bunu başlatan şey var mı? Tetikleyici bir faktör? Genelde stres. Okul yaşantım, stres derken? Stres, ödevlerin yoğunluğu olabilir. Ödevlerin yoğunluğu olabilir. Sınav kaygısı olabilir. Sınav kaygısı olabilir. Aile içi şiddet. Evet, ailede bir takım sıkıntılar ve problemler olabilir. Anladığım kadarıyla son zamanlarda kaldırabileceğinizde daha fazla bir yük değil. O da stres olarak size döndü. Buna bağlı uyku bozukluğu sağlıyorsunuz. Peki görüşürüz. 45 dakikayı doldurduk. Anladığım kadarıyla son günlerde 15 gündür beklemediğim bir şekilde sizin performansınızı etkilen, hayattaki durumunuzu etkileyen sıkıntılarınız var. Bunlara doktorlar olarak bir takım yatıştırıcı ve sakinleştirici, uygunuzu düzenleyici ilaçlar verir ama pek de benim gönlüm buna razı olmuyor. Eğer siz de uygun görürseniz bu problemlerinizi biraz daha stresi kontrol altına alabilecek, bu konularla mücadele edebilecek bir boyutta size bir psikoterapi öneriyorum. Böyle bir psikoterapiye katılmak ister misiniz? Ben davranışçı bir psikoterapistim. Dolayısıyla bu stresin kontrol altına alınabilmesi için otorelaksasyon çalışmaları, nefes egzersizleri, ev ödevleri, bir takım ödül ceza teknikleri, bir teknik
teknikler var. Böyle bir psikoterapiyle biz 12 seansın bir uygulama yapmak istiyoruz. Haftada bir olmak üzere katılabilir misiniz? Tamam. Peki, o zaman size bir psikoterapi programını alalım. Önümüzdeki hafta salı günü saat 3'te randevu versek uygun olur mu size? Eğer olduğunu isterseniz perşembe günü öğleden sonra müsait misiniz için hangisi daha uygun? Salı günü. Peki o zaman şu anda bir reçete yazayım mı yazmayayım emin olamıyorum ama pek de yazmak istemiyorum. Sizin buradaki beklentiniz nedir yani bu terapi seanslarında ne kadar acaba miktarda sakinleşmek ister misiniz? Terapi bekleyelim. Siz de kanaatiniz aynı yönde. Peki o zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. Terapiyi görüşeceğiz. Peki. Şeyler. Hadi geçmiş olsun efendim. Buyurun sizin alalım böyle. Kapıda bu sefer içeride dur. Şimdi psikiyatristim, terapistim. Fakat bu sefer daha çok bilişsel bir terapistim. Şimdi bununla ilgili ilk görüşte nasıl uygulama yapmam lazım? Gelecek hasta randevu almış yine. Yine aynı dertlerini anlatacak. Ben ağırlıklı olarak düşüncelerindeki sakatlık veya şema bozukluğu nedeniyle stresin ortaya çıktığını, olayların kendisini problem yaratmadığını, olaylara kafa yoran zihnin hatalı yorumlamalar yapması sonucu bir stres ortaya çıktığına inandığım için hastama bilişsel terapi önereceğim şimdi. Onunla ilgili görüşmeler. Kapıyı vur gel bakalım. Gel çıkma. Çalanı görürsün. Tamam. Buyurun efendim. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tamam. Buyurun. İsminiz? Gülümüz. Kimlik bilgilerimizi alacağım. Tabii. Yazıyorum. Neden geldiniz? Şikayetiniz nedir? Hocam, uyuyamıyorum. 15-2 haftadır, 15 gündür falan. Ondan sonra gün içinde adapte olamıyorum uyku problemi yaşadığım için güne, normal güne. Bir günüm öbürüne uymuyor uyku problemi yaşadığım için. Ve bu durumu fark ettiğim için artık daha çok rahatsız. Daha rahat. Bir kısa döngüye girdiniz diyebilir miyiz? Aynen. Uykusuzluk gününüzü bozuyor, gününüz uykusuzluğunuzu daha da arttırıyor, strese sokuyor. Farkında olmak daha da kötü etkiliyor. Daha da kötü etkiliyor. Onun için nasıl oldu? Nasıl oldu? Peki bu sıkıntınızla ilgili olarak ne oldu da son 15 gündür daha çok sıkıntınız arttı, uyku bozukluğunuz arttı? Genel olarak bazı şeyleri çok takıyorum hocam. Mesela yastığa başımı koyduğumda o gün içinde ne kaldıysa onları düşünce sürecine giriyorum. Mesela örnek verebilir misin? Yani gün içinde gününüz yaşadığı evde olabilir, okulda olabilir, çevrede olabilir. Herhangi bir düşünce yaşadığın ve gün akşam yaptığında zihnin atamadığı ve zihnini canlı olarak tutan bir düşünce son zamanlarda. Mesela hocam gün içinde bir muhabbet ederiz arkadaşımla ve bir yerde bir kırıcılık olur. Ben onu incitirim veya o beni. O böyle ukde. Birisini incitsen de, birisi seni incitse de her iki durumda içinde bir ukde kalıyor. Tamam, işin içinden çıkamıyorum. Ne düşünüyorsun o anda? Yani arkadaşınıza olmadık böyle biraz şaka yaptım derken amacını aşan bir cümle kurdun ve arkadaşın incindiğini gördün ve kırıldın veya benzer şey arkadaşın sana yaptı. İşte duygularım da evde gidiyor. Mesaj atmak istiyorum ama düşüncelerim engelliyor. Aslında özür dilemek istiyorsun belki de. Sonra çalışıyorum, kendimle çalışıyorum. Gece boyunca düşünüyorum. Sonra ertesi gün o gecedeki yoğunluğu yaşamıyorum gün içinde. Gece bu daha fazla oluyor. Yani gün içinde yaşamış olduğun arkadaşını incittiğinde veya arkadaşın seni incittiğinde onu o anda halletmek yerine içinde büyütüyorsun. Akşam eve gelip yatağa yattığında o devasa bir şey oluyor. Diyorsun şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım, özür dileseydim, o benden özür dileseydi artık uyumak mümkün olmuyor. Ve için içine kemiriyor sanki. Böyle bir süreç içinde yaşıyorsun. Sanki bunun arkasında arkadaşınla kurmuş olduğun ilişkilerde zaman zaman senin onu incitmen, onu seni incitmesi diye tanımladığın şey başka bir personelin yakın ve dost arkadaşlarında kurmuş olduğun ilişkilerin daha yakınlıkla ilgili bir tarafı da olabilir bunun. Olabilir. Belki de kaybetme korkusu diye de düşündüm. Kaybetme korkusu da olabilir diye düşündüm. Herkese karşı çok olmuyor. Yani çok samimi olduğunu. Samimi olduğunu, yakın olduğunu ve gerçekten onun incittiği zaman, koptuğu zaman yüreğinde bir parça kopacağını hissettiği kişilerde daha çok oluyor. Bu konunun anladığım kadarıyla zihninde bilgi işleme sürecinde özel anlamları var. Ve bu anlamlar korkuyla bezenmiş bir şekilde senin ruhunu karartıyor. Gün içerisinde yaşamanın ciddi manada engelliyor. Gece artık büyüyor, uykusuzluğa ve strese neden oluyor. Ertesi günün daha kötü gidiyor.
size bir terapi önersem, böyle bir terapiye gelebilir misiniz? Sanki bir işleme sürecinde aldığınız algıları çok değişik ve çarpık manalar yükleyerek küçük bir dünyada fincanın içerisinde sanki büyük fırtınalar yaşıyorsunuz ve bunun etkisinde kalıyor gibisiniz. Bilişsel bir terapiye gelir misiniz? O zaman sizinle böyle 16 haftalık bir program yapsak, sadece bu konuyu uyku bozukluğu arkadaşlarınızla olan ilişkilerde kişiler arası boyuttaki karşılıklı zihninizde olan biteni anlamlandırmaya, belki daha sağlıklı çözüm yolları birlikte bulabiliriz. Böyle bir terapiye var mısınız? Peki o zaman önümüzdeki hafta itibariyle başlayabilir miyiz? Çarşamba, perşembe bir öğleden sonra da ben müsaitim, ben siz. O zaman çarşamba günü saat 14 uygun olur mu size? 14 gibi başlayalım. Her hafta 14'te gelerek bu programı tamamlamaya çalışalım. Olur mu? Peki, başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Öğrenmek istediğiniz bir şey var mı? Peki, görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sizi kapıya alalım. Evet, şimdi dinamik psikoterapiye geçiyoruz. Dinamik psikoterapinin iki ayağı var. Birincisi normal klasik psikanalitik psikoterapiler dediğimiz terapistin nötral duruşuyla ortaya çıkan yapısı. Diğeri ise ilişkisel psikanaliz dediğimiz daha kanka modundaki bir psikoterapi şekli. Ama arkasındaki dayanıkları kuramsal yapı 5 aşağı 5 yukarı aynı. Şimdi birincisi daha böyle nesne gibi duran hastanın kendi başına bırakıldığı bir terapi şeklini gösterelim. Demek ki her bir uygulamamız farklı bir şekilde ortaya çıkıyor. Gelsin, randevusunu aldı geldi. Ben de terapistim. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İsminiz? Ben Gülsüm Köse hocam. Sizi dinliyorum, buyurun. Ben sizin sözü duydum hocam. Bir problemim vardı. Onu danışmak için randevu aldım. Terapist yankı vermez. Terapist onaylamaz. Terapist ona aferin verir. Sadece durur. Hiçbir şey yapmaz. Benim gibi. Hocam, psikanalitikte böyle değil mi? Psikanalitikte böyle. Zaten şu an dinamik psikoterapinin örneğini yapıyoruz. Nötral duruş dediğimiz. Ne pozitif ne negatif. Sadece durur ve hastanın kendi başına kalmasını sağlar. Hasta yalnız başına kaldığı zaman bir başka yerden destek alamazsa kendisini dımdızlar hisseder. İşte zaten bu yardım edememe hali durumunda nasıl kendisini kötü hissettiğini deneyimletmek amaçlı bunda. Ve hasta bir başkasından yardım alamadığında kendilik kapasiteleri ayakta kalmasını sağlayan tahmin edilecek bir sınav. Yoksa birisinin gaz verdiği, birisinin iyi hissettiği, daha hoş gelmişti, nasılsın, memlekette ne vermiyor dediği durumlarda insanlar kendini hisseder. Çünkü aynalama var, onaylama var, kapsama var, terapotik intifak var, beden dilinde ben buradayım sana yardımcı olacağım var. Ama bunları kestiğinizde insan sadece kendi yakıtlarıyla ayakta kalmak zorundadır. Kendi yakıtında ne varsa. Ben duruyorum, buna bakıyorum. Bana soruyor, anlatayım mı? Niye buna soruyorsun? Zaten anlatmak için geldin. Karar veremiyor. Karar verme merci için bir başkasına onay ihtiyacı hissediyor. Ben de anlat diyeceğim, ne anlatma diyeceğim. Bunu niye diyeyim ki? Ben sadece karar veremediğini yalnız başına ona göstermek için ben para kazanacağım burada. Neden bana soruyorsun dediğimde soracak neden bana soruyorsun? Zaten terapiye geldim ben, doktora geldim, derdimi anlatacağım. Adam da dinliyor zaten. Niye ona böyle bir bakış, bir ona bir aferin bekliyorum ki? Derdini anlatacağım. Adam somut olarak dinleyecek, senin sıkıntılarını anlayacak, sorular soracak. Ardından tedavisini verecek. Görev bu zaten. Görev bu. Ya kasaba gelmedim, bakkala gelmedim, terapiste geldim. Niye soruyorsun ki? Ama biz sorarız. Karşı taraftan bir ışık almak isteriz. Bir önemsenme isteriz. Aynalanmak, biraz önce onaylama tabirini söyledim. Sanki şu anda bana bir soru soruyorsun ve bu soruma sanki benim yardımcı olmamı istiyorsun. Dediğimde, ha adam anladı ya. Böyle manyak gibi duruyordu ama anladı. Bu ilişkisel psikanalize doğru geçmektir. Yani onun onaylanması, düşüncelerin onaylanması.
Neyse, sizi dinliyorum. Buyurun. Biraz yine aynı eski halime geçeyim. Bir şey sorayım. Notral halde hangi tür danışanlardan uygulaması daha doğru olabilir? Kişilik bozuklukları daha çok kişilik bozuklukları. Borderline yapılardan. Danışanlarda olabilir. Danışanlarda da olur. Yani danışanlarda olur. Bu tabii senin yaklaşım tarzın hangi kuramsal bilgiye sahipse ona göre yaparsın. Ben şimdi bütün orada bir tane terapist duruyor, danışan duruyor ama o sadece kendi gibi davranacak. Ama aldığı kuramsal bilgiye göre davranış şeklinde her birini nasıl değiştiğini göstermeye çalışıyorum. O zaman önce terapistin ne yapıyor ki ona bakmamız gerekiyor. Danışan derdini zaten anlatacağım ama terapist nasıl dinliyor? Hangi bağlamda dinliyor? Davranış terapisti olarak mı dinliyor, bilişsel terapist olarak mı dinliyor, dinamik terapist olarak mı dinliyor, psikanalitik, psikoterapi, nötral duruş olarak mı dinliyor, içsel psikanalist olarak mı dinliyor, Gestalt'ı mı dinliyor, Jung'u mi dinliyor, nasıl dinliyor? Şimdi onun dinleme tarzını ben görüyorum ama o nasıl dinlediğini bilmiyorum, rol playing'e geldi. Ama onun dinleme tarzı benim kafamda bir yerler oturuyor. Çünkü ben biliyorum terapistlerin hangi tür dinleme tarzlarının nereye gittiğini. Ben de size bunu terapistlerden başlayarak örneğin bunlardan birisini seçeceksiniz. Veya hastanın durumuna göre bütüncül bir bağlamda bazıları nötral durmaktan hoşlanır, bazıları kankalıktan hoşlanır. Yani terapide yol alacak yollar farklı farklıdır. Veya işin cılgını çıkarırlar. İşte kanka olursun da akraba olmayan yetenir sizinle. Bu da olmaz. Nötral duruşumuza biraz daha devam edelim. Bakalım nötral duruşta siz de danışanın yerine kendinizi koyun. Ne hissettiğinize bakın ve deneyimlemeye çalışın. Bir şey sorabilir miyiz? Hayır. Hocam peki bu sizce nasıl? Ben mesela mezun olacağım bir ay sonra ve hiçbir şey aklımda yok. Yani çok karışık. Hangi duruşla ilerleyeceğim? Bu zamanla mı olacak? Önce kendi duruşu bulunacak. Daha doğrusu kendi duruşu. Neyse doğal olacaksın. O doğal insani bir öz taşır. Yardım etme, diğerlerine yardımcı olma. O doğal öz birçok kilidi açar. Birçok insana yardımcı olur ama bazı yerler hiçbir işe yaramaz. Bazen de tam ters etki yaratır. Bunu süreç içerisinde bilginizi ve becerinizi geliştirdikçe eğer gerçekten danışman olmak istiyorsanız, gerçekten terapist olmak istiyorsanız çok uzun bir yol var önünüzde. Çünkü dünyadaki en zor ve en güzel meslek. En zorluğu bilinmeyen bir dünyanın insan dünyasına girerek orayı keşfetmeye, anlamaya ve onunla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onun için insanla ilgili tüm bilimleri bilmeniz gerekiyor. Bu da mümkün değil. Bu süreçte ölmeniz gerekiyor. Bu süreçte ölmeniz gerekiyor. İkinci olarak her öğrendiğiniz şey sizi zenginleştirecek. Kendinizi anlama, kavrama, mesleğe güzel bir tarafı bu. Hem insanlarla ilgileniyorsunuz çünkü her söylediğim şey benim iç dünyamdaki zenginliğimi artırıyor. Yeni öğrendiğim bir şey, yeni fark ettiğim şey, danışanlarımdan fark ettiğim, hocalarımdan fark ettiğim şey. Nasıl bir insanım ben, benim beynim nasıl çalışıyor, nasıl bir kimlik geliştirmişim, nasıl kişilik oluşturmuşum. Bunların içinde beni olumlu anlamda yücelten, geliştiren, büyüten faktörler neler? Kısıtlayan, engelleyen, ketleyen faktörlerin bunların ayrımına varıyoruz. Bunların ayrımına vardıkça da daha zengin bir dünyaya doğru adım atıyoruz. Her terapi seansı öncelikle terapiste çok faydalıdır. Çünkü terapist yeni bir şeyler keşfeder her danışanında. Yani derim ki ben eğitimlerde iki kişilik terapi odasında mutlaka bir kişi kar eder derim. O terapisttir. Gönlüm arzı der ki danışan da kar etsin seans bittiğinde. Terapist iki türlü kar eder. Bir para kazanır. Oradan kendine. İkinci olarak her danışan ona yeni bir tecrübe ve deneyim kazandırır. Eğer deneyim ve tecrübe danışana gider de danışanın dünyasını zenginleştirirse, farkındalığını artırırsa, problemi çözme konusunda ona bir ivme verirse, bu da danışan da kazanır diyorsun. Ama bunun yolu çok bilmenizden ve çok okumanızdan geçiyor. Şimdi ben dünyada olan bir tane işte psikoterapi eğitimlerini önce biraz böyle sevmeye çalışıyorum. Her biri ayrı bir kuramsal dünya işte. Bir davranışın lisel terapist olmanız için 5 yıl 6 yıl uğraşmanız gerekiyor. Bir dinamik terapist olmanız için 5-6 yıl uğraşmanız gerekiyor. Bir ilişkisel terapist olmak için 5-6 yıl uğraşmanız gerekiyor. Bir bütüncül psikoterapist olmak için 5-6 yıl uğraşmanız gerekiyor. Bu lisans eğitiminden sonra, hatta yüksek lisans eğitiminden sonra olması gereken şeyler. Ama görüşmeyi yaparsınız. Yani kahvede galya da yapıyor, aşağıda da yapıyor. Ondan biraz daha farklı olmanız, biraz daha zengin olmanız, biraz daha ömrünün iç dünyasını anlamanız gerekiyor. Kendinizi anlamanız gerekiyor ki o zengin dünyaya ulaşabilirsiniz. Onun için buradaki uygulamalar işte birinci uygulaman doktor olarak farklı, davranış uygulaman farklı, bilişsel uygulaman farklı, dinamik nötral uygulamasına geldi. Şimdi biraz daha nötral uygulamayı devam ettirelim. Danışanınızın yüz ifadesine, duygularına, düşüncelerine ve davranışlarına çok iyi takip etmeniz gerekir.
Şimdi ben burada duruyorum, nefsar duruş işlediğimde ve ben durduğum zaman orada kıvranan bir danışan görüyorum ben. Ya bir yardım et ya Allah aşkına, bir el at ya bana diye. Ondan hepsini... Gitmem ki ben hocam. Nasıl? Gitmem ki ikinci. Şimdi gitmezsin, derdin büyümesin. Allah daha büyük dertler verdiği zaman dönüşümde ancak senin tedavi derler ki nefsar duruş olan terapist derler. Davranışa gidersin olmaz, bir sebe gidersin olmaz, 3-5 yılını harcarsın. Anlarsın ki bu iş nötral duran ve seni bu şekilde anne gibi besleyen değil, seni büyütmeye çalışan bir terapi tekniğinin uygun olduğunu günün birinde anladığında kapısı da varır ya, anlarsın şu nötral duruş terapisi istiyorum diyesin. Ama bekara kara boşamak kolay tabii. Aynen. Şimdi bir terapi ihtiyacın yok. Canın yanmıyor. İntiharın eşiğinde olup her an intihar, uyuşturucu, alkol, seks gibi bir takım sapkınlıklara doğru gittiğinde ve bunu ne kadar kendi hayatını mahvettiğini fark ettiğinde seni gerçekten derdest edecek, tutacak bir terapist arayışında o zaman gelirsin, psikanalitik psikoterapiye başvurmak zorunda kalırsın. Bu terapi tekniklerinin bir de bazı hastalara bu işe yarıyor, bazıları da tam tersi işe yarıyor dediğim gibi, neyim gibi. Daha çok ilişkisel psikoterapidir. Biraz önce sınıfta arkadaşları gördünüz. Siz olsaydınız bana nasıl gelirdiniz? Bunları ben gösteriyorum. Evet. Hepsi diyor ki biz buna gelmeyiz, nefretlere gelmeyiz, hep ilişkisele geliriz, orta geliriz diyorlar. Onlar bunları istiyorlar. Çünkü canımızı yakmaz, kendimizi iyi hissettirir. Hadi biraz daha canımızı yakalım, olur mu? Kalkayım mı? Yok efendim, buradayım. Sizi dinliyorum, buyurun. Ben uyku problemleri yaşıyorum, 2 haftadır, onun için yandım. Uyuyamıyorum. Stres, sıkıntı, ödevlerim de üst üste geldi. Biraz açar mısınız? Biraz açar mısınız? Hangisini? Uyku bozukluk ve stres kavramları. Şimdi gün aşırı oluyor zaten ve bir gün zaten şey yapamayınca, adapte olamayınca diğer günün de gideceğini düşünüyorum. Onun stresine bir gün öncesinden giriyorum zaten. Sonra ertesi gün yine böyle dönüyorum. Bu ne? Kafam karışıyor. Yani bir taraftan acılı ve sıkıntılı bir şey anlatıyorsunuz. Ama bunu anlatırken yüzünüz gülüyor. Sıkıntılı şeyleri anlatırken güler misiniz siz? Yok. Neden gülüyorsunuz peki? İşte o da bir problem olabilir. Nasıl yani? Bilmiyorum yani şu an, gerildim. Neden gerilmiş olabilirsin? Bilmiyorum yani. O da bir problem olabilir. Belki bir polarımdır. Farklı, çok yüksek. Belki bir polarımdır. Fark ediyorsanız bir cümle dağıtıyor hasta yani. Bir cümle. İki tane çelişkili halini gösteriyor. İşte bedene odaklanmak. Ne yargılayacağım? Hayır, bir yargılamayı sen yapıyorsun yani. Ne dedim ben? Dedim ki, sıkıntılı ve acı şeyler anlatırken güler misiniz? Gülüyorsun. Evet. Ve sıkıntılı bir şey anlatıyorsun. Benim kafam karışıyor. Bu senin yaptığından başka bir şey söylüyor muyum ben? Hiçbir şey uydurdun mu? Ve sen onu fark ettiğinde, evet ya ben sıkıntılı bir şey anlatıyorum, ona gülüyorum. Çelişkiyi fark ettiğinde gülmen daha da arttı. O zaman gülme sende bir fonksiyon icra ediyor. Yani stres ve sıkıntıyı azaltma yönünde genellikle giderek insanlar kendilerini yatıştırma çabası içerisine girerler. Ben bunu sana fark ettirmeye çalışacağım. Benim amacım terapist olarak sıkıntılı bir olay içine girdikçe içinde bu acıyı hazmedebilmek için gülme reaksiyonuyla cevap veren bir tarafım var. Gülme seni bu acıdan koruyan bir şemsiye niteliğinde olabilir mi diye ilerleyen aşamalarda soru soracaktım ben. Ama önce benim senin anlattığın yani bilişsel tarafınla beden dilindeki farklılıkları ortaya koymam gerekiyor. Onun için de bedenini çok iyi takip etmem gerekiyor. Elini, kolunu, yüzündeki ifadeyi, gülmeni, sıkıntını, dağılmanı, bunların hepsini takip ederek dinamik psikoterapinin nötral duruşuyla ilgili senin farkındalığını artırmaya çalışıyorum. Şimdi gördüğüm şey Ünvan'da, tabii iş ciddiye doğru gidince Ünvan kendisini kaskatı kasmaya başladı vücudunu, kasları sıkmaya başladı. Fakat biz burada bir role play yapıyoruz, sıkmak da istemiyoruz ama böyle ciddiye doğru gidince böyle bir yumurtatabilir miyim? Yani bize geldiğinde bazı rengi ne yapıyorsun hocam falan diyebilir diye. Peki. Tekrar dönelim rolümüze, olur mu? Pardon. Evet. Neden gülmüş olabilirsin? Neden gülmüş olabilirim? Belki o andaki huzursuzluğum şu an bunu geliyor olabilir. Çünkü gece duygularımla şu an duygularım aynı değil. Şu anda farklı mı düşünüyorsunuz? Şu anda farklı düşünmüyorum ama gece daha yoğun yaşıyorum. Yoğun derken? Mesela gündüz arkadaşlarımla eğlenip gülüyorken mesela böyle uykum gelebiliyorken gece
yine strese giriyorsunuz. Evet. Gelecekle ilgili bir kaygı yaratıyorsunuz. Evet. Bu sizi nereye götürüyor? Yani işte arkadaşlarınızı incittiğiniz ve arkadaşlarınızla ilgili yaşamış olduğunuz bu olayla ilgili düşündüğünüzde kendinizi kötü hissediyorsunuz. Şu anda da bu kötü hissetme duygusu acaba bu gecede uyuyamayacak mıyım diye kaygılanıyorsunuz. Kaygınız artıyor. Yani arkadaşlarınızı incitmeniz neden sizin için bu kadar önemli? Ya aramızdaki ilişki çok kuvvetli ve onları ailem gibilerini bildiğim için kaybetmek istemiyorum. Böyle bir hata yapsam elimde de çok geleceklermiş gibi düşünüyorum. Ailem gibi derken? Burada yalnızım, ailem yok. Ailenle de mi benzer şeyler yaşıyorsun? Hayır, ailemle benzer şeyler yaşamıyorum ama uzakta olduğum için ben o sevgiyi arkadaşlarımda buluyorum. Anladım, ailem gibi hissediyorsan o zaman ailenin sıcaklığını hissediyorsun demektir. Ama yanlış bir şey yaptığı zaman uçup gidecek şekli bir cümle kurdum. Acaba benzer duyguları aile içerisinde hissediyor olabilir misin? Ailene, annene, babana biraz ters davransan, onları incitecek cümle kursan, ondan da sana sevmeyeceğine dair bir şey olabilir mi? Onlar ben... annemle babam olduğu için hiç kaybetme korkum olmadı şu ana kadar. Oğlumu ailene pek benzemiyor diyebilir miyiz? Evet. Bunu düşünsen, aile gibi mi değil mi? Tam ailem değil ama belki kardeşimi yerine koyduğum arkadaşlarım olabilir. O zaman kardeşinin de incinip kırılıp senin ailecine dair kaygı mı var mı diyebilir miyiz? Evet. Böyle bir deneyimin var mı? Deneyimim yani sürekli kavga ediyoruz ablamla. Buradan teşekkür ediyoruz hiç olmazsa. Yani ben barıştığımız için böyle bir algım ilk başlarda yoktu ama sonra şehir olarak da değişti. Şehirlerimizi değiştirince daha çok böyle yalnız kaldığımı hissettim. Sonra o yoksunlukta arkadaşlarım yanında olduğu için onun için kardeşim gibi söylerim. O zaman şöyle bir şey mi? Ablanla aslında çok iyi bir abla kardeş ilişkinizde ama zaman zaman didişiyorsunuz, zaman zaman dalaşıyorsunuz, küsüyorsunuz ama ardından barışarak hemen geri dönüyorsunuz. Küstüğünüz dönemleri de sanki bir üzüntü, bir sıkıntı hissediyorsun, onu kaybetmek gibi bir korku hissediyorsun. Bir başka şehre gelip eğitim aldığında da benzer duyguları sanki burada arkadaşlarına transfer ettim. Aslında sanki ablanla yaşadığın ilişkilerin bir benzerini veya türevini arkadaşlarına yaşıyorsun. Onları incitmekten korkuyorsun. Belki daha hassas yani ablanla belki toparlayabiliyorsunuz ama burada toparlanma ihtimali de var gibi. Evet. Arkadaşlarım çünkü aile gibi bir bağ yok. Ablanla sanki daha korkmayacakmışız gibi elde tırnak olduğumuz için. Ama arkadaşlarım herhalde uçup gideceklermiş. Seviyorsun. Peki ailenle, annen, baban ve ablanla daha et ve tırnak gibi, öyle mi anlayayım? Evet. Ama arkadaşlarından kopacakmış gibi. Hı-hı. Neden öyle hissediyorsun? Bahsettim yani. Çünkü onlara, ya buradaki ailem gibi oldular. Ailemle de kardeşim gibi. Kopma duygusu derken nasıl bir duygu bu? Biraz tanımlayabilir misin? Kopma duygusu, önceki gibi olamama, yalnız kalma. Yalnız kalma derken ne anlıyorsun, ne hissediyorsun yalnızlıktan? Kimsenin yanında çevrende olmaması. Ne demek bu senin için? Paylaşımda bulunabileceği, mutluluğun, üzüntünü paylaşabileceği bir gün olmaması. Ne hissediyorsun o zaman? O zaman dağınık yani. Dağınık hissediyorsun. Peki buraya da bir toparlayalım. Burada şimdi bazı sorular soruyorum. Bu soruların peşine düşüyorum aslında. Bu sorular arkada kuramsal bir bilgiye dayanıyor. Şimdi iki tür bağlanma stili var. Bunu okulda öğrenmişimizin bazısı okuyacaklar. Güvenli ve güvensiz bağlanma stili. Güvenli bağlanma stili içerisinde bu yer çocuklar daha sonraki ilişkilerinde özgür bir şekilde arkadaşlarla ilişki kurarlar. Zaman zaman onları incitse ve kırsa onları kaybedeceklerinde bir korku yaşamazlar. Diğer arkadaşlar ondan ayrılsa bile onları bir şekilde yönetecek şekilde tekrar kendilerine çekebilirler. Çok sıkıntılı bir arkadaşsa zaten ayrılması ister ve hayatına devam eder. İçinde yüreğinde bir şeyler patlamaz. Ama güvensiz bağlanma stili içerisinde bir yapımız varsa, birileriyle arkadaşlıkla dostluk kurduğumuzda onları kaybetme korkusu çok yüksekse ve onlara doğal davranamıyorsak hemen annemizi, babamızı veya ablamızı kaybedeceğimiz korkusunun o arkadaşlar üzerinden yaşanacağına dair bir belirti verilir. Yalnızlık belirtisi, bırakılma. Biz bunu terk edilme diyoruz.
terk edilme. Yani annenin çocuğunu terk ederek çocuğu ortada bırakması hissi de bu çok ciddi sıkıntı yaratan. Buna James Masters'ın eğer anne tarafından bir çocuk terk edilmişse, sevgisi annesi tarafından çekilmişse, sevgi verilmemişse, hani yüzünü dökmüşse çocuğuna karşı mahşerin altı atlısı dediğimiz duygular yaşar çocuk. Ölümcül bir depresyon yaşar. Anafilaktik depresyon diyor. Yani öyle bir depresyon ki tarifi mümkün değil. Daha başında çocuğun çıplak çıplak bırakılması gibi. Burada kuşa yem bırakılması gibi. Çaresiz. İkinci olarak ölümcül bir öfke hisseder. Nereden bıraktın? Yani anneye karşı. Üçüncü olarak büyük bir umutsuzluk ve çaresizlik hisseder. Dördüncü olarak büyük bir panik ve korku hisseder. Altıncı olarak suçluluk hisseder ve utanç hisseder. Bunlar birisi, sevilen birisi tarafından bırakıldığında çocuğun deneyimlediği şey. Anne babalar çocuklarını terbiye ve eğitim vermek için seni bırakırma, giderme, başkalarının annesi olurma diye çocuğu tehdit ettiklerinde çocuk her an bırakılacağına dair korkuyla öbürlerine iyi hissettirecek, iyi ilişki kurabilecek pozisyonda tutmaya çalışırlar. Bir ağzının ayarı kaçar da ileri gelir laf ederse onları incitir ve kırarsa bu sefer onlar tarafından terk edileceğine dair çocukluktan kalan korkuları hortlar ve gece bu anksiyete olarak ruhuna hücum eder. O zaman bu yalnızlık kavramı dediğimiz kavramda kimsenin olmaması ihtimali aynı bir bebeğin 2 yaşında çöl ortasında bırakılması duygusunun aynısı. İnsanlar gidebilirler, yalnız kalır. Bazen yalnızlık çok keyiflidir. Kendi kendinize, kendinizi yatıştırma, sakinleştirebilme, üretkenliğinizi ortaya çıkarabilme, yaratıcılığınızı ortaya koyabilme, sevme, ilgi alanlarınızı oluşturabilme, yeni dostluklar edinebilme gibi kendi kapasiteleriniz varsa arkadaşlarınızın bir süre size küs kalması ve sizden uzak kalması sizi yıkmaz. Üzülürsünüz sadece. Ya ne oldu derseniz, eğer bir haksızlık yapmışsanız kendi kendinize eleştirirsiniz, kendinize kritik yaparsınız, dersiniz özür dilersiniz. Ama özür de dileyemiyor. Diyor, ya ben hata yaptım, incittim, lafı fazla gitti, özür dileseydim keşke. İki türlü özür var. Gerçekten özür dilenmesi gereken yerde özür. İki, haklı olduğu halde öbürünü terk edecek, bırakıp gidecek diye her şeye özür dileyen tip. Birincisi sağlıklı bir özür, ikincisi hastalıklı bir özür. Dolayısıyla özüre de bakacağız. Her özür makbul özür değildir. Beni kimse terk etmesin, herkes beni sevsin, arkadaşlarım beni sevsin. İşte bir kriz çıkıyor, işte nereye giderim, hangi kafeye giderim, hangi lokantaya giderim, A diyor ki A kafesine, B diyor ki B kafesine, C diyor ki falan kafeye. Bu da diyor ki D lokantasına. Vay sen öyle dediğinde arkadaşlarım bozuk atıyorlar. Yok ya vallahi de ben bizim lokantaya gitmesek de olur, sizin dediğiniz yere giderim. Ha böyle özür diliyorum. Bu kişiliksiz. Kendinden taviz vermektir. Altı arkadaşlıklar ve dostlar gibi senin dediğin yerine göre, ertesi gün senin dediğin gibi. Burada bir pazarlık olmaz. Hep verici bir taraf ise, burada kişilikte bazı zafiyetler var. Terapist bunları irdeleyen ve inceleyen kişidir. Şimdi süreç bu şekilde devam eder. Bunların her birinin arası arkasında içselleştirilmiş nesne ilişkileri dediğimiz ilişkilerin geçmişteki tekrarıdır. Eğer bugün şu anda birisiyle iltifat içindeyse, şu anda burada oturma şekliniz, bana bakma şekliniz, incelemek istiyorsan bu annenize babanızla kurmuş olduğunuz ilişkinin tekrarıdır. Ya anneniz yerine geçiyorum, ya babanız yerine geçiyorum ya da kardeşiniz yerine geçiyorum. Anlatabildim mi? Dolayısıyla onlara karşı hissettiğiniz hissi hissedersiniz bana. Biz buna tekrarlayan dünya, zorlantılı bir şekilde tekrarlayan diyatlar diyoruz. Diyatlar diyoruz. O zaman bir master kalıbımız var. Bu master kalıp 0-3 yaşına kadar sabitleşiyor. Sabitleştikten sonra sadece insanlar da yaşıyor uygulama şekli. İşte Ayşe'yle bunu yapıyoruz, Ahmet'le bunu yapıyoruz, kimle küsüyoruz, kimle barışıyoruz, kimle yalvarıyoruz. Bu tarz ana tema, ailenize kurduğunuz temanın ömür boyu tekrarıdır. Eğer bu tema size zarar veriyorsa, sizin hayatınızı sıkıntıya sokuyorsa, kapasitelerinizi ortaya çıkmayı engelliyorsa, bunların değişmesi lazım. Değişmeden danışmanlık ve terapi hizmetleri olur. Kişinin farkındalığı olur. Anlaştık mı? Peki, biraz da böyle ilişkisel bir terapiye doğru gidelim. Buyurun. Hocam, başta çocuklar dönüşü sergilerken, aynı zamanda danışanı hissedip bir şeyler anlatırken kafa sağladığınızı gözlemledim. Ama hocalarımız bize hep şöyle öğretti genel olarak. Çocuklar dönüşü sergilerken eğer böyle yaparsanız karşınızdaki kişi sizin onu onayladığınızı düşünür. Ve terapinin yönünü değiştirebilir veya farklı şeyler anlatabilir. Yani bunu nötral duruş sergilerken yapabileceğimiz bir şey kafa sağlık. Yapabilirsiniz. Burada ince bir nokta var. Nötral duruş değil. Yani makine gibi durmak değil. Hastanın içindeki ihtiyaç duyan kimliğini ve kişiliğine hümanistik bir şekilde olabildiği
olabildiğince sevecen yaklaşmaktır. Onun içindeki hakikati araştırma duruşudur. Yani onu cezalandırıcı bir duruş değil. Dolayısıyla onun söylediği şeyleri kafa sallayarak onaylayabilirsin. Dinliyorum ve buradayım anlamında. Ama dinliyorum ve buradayım anlamındakinden tüm cümleleri onaylıyor ve kabul ediyor anlamı çıkarırsa hasta, siz bunu örtük mesajlarla algılamanız lazım, bunu irdelersiniz lütfen. Sanki benim size kafa sallamam ve sizi dinliyorum şeklindeki ifadelerimi sizi onaylıyor bir şekilde, onaylıyor bir şekilde değerlendiren zihinsel bir yapınız olup olmadığını merak edin. Buna bir bakabilir miyiz? Benim kafa sallamamı nasıl yorumluyorsunuz diye nötral duruşu orada gündeme gelir. Çünkü siz oturuşunuzdan anlam çıkarın, bakışınızdan anlam çıkarın, o gün giydiğiniz kıyafetten anlam çıkarın hasta. İşte ben dedim, sarı bir kazak giymişim. Aa, ben sarıyı severim, sarıyı sevdiğimi, hiç beni sevdiğinizi göstermişim, bu sarı giydiniz der. Ben de ne alaka der, anlatabildim mi? Her şeyden, hasta kafasından anlam çıkarın. Ama terapist bu anlamları değerlendirecek. Ama nötral duruş şu da değil. Aa, hoş geldiniz, nasılsınız, memlekette ne var yok, anlat bakalım, aa ne güzel de gülüyorsun. Değil. İlgiyle dinlemek, takip etmek, o çelişkileri bulmak, beden dili ve cümleler arasındaki bunun farkındalığını sağlamaktır. Yani hümanistik bir duruş aslında. Nötral duruş bu. Ama pozitif ve negatifte durmuyorsunuz. Desteklemiyorsunuz, negatif durmuyorsunuz. İnsan olarak duruyorsunuz orada. Şöyle öğrendim. Karşımızdaki kişi onun söylediklerini onaylamadığımızı düşünürse hani anlatacaklarından belki çok farklı bir şey anlatabilir, bunu tamamen değiştirebilir tarzında bir bilgi öğrendim. Bunu da ders aldığım bir hoca, o da psikoterapi kanalında çalışıyor ve nötral duruş, derslerde de nötral duruş tamamen. Yani ondan böyle öğrendim, o yüzden nötral duruşta hastayı dinlediğinizi ona göstermek zorundasınız. Buradayım, dinliyorum, anlamaya çalışıyorum. Ama sana onay veriyorum duruşu değil. Değil mi? Humanistik duruş dediğimiz duruş. Yani insan olarak sen çok değerlisin ve biriciksin. Ama birlikte senin iç dünyanı analiz edeceğiz. İç dünyada pozitif ve negatifleri ortaya çıkaracağız. Hastaya vereceğin mesaj bu. Onun sözlerine, konuşmalarına onay vermek veya uzak kalmak değil. Yani bu şudur, idine, egosuna, süper egosuna eşit mesafede durabilmektir. Nötral duruş. Duruş vermiş. Evet. Peki, bir daha git gel. Şimdi biraz daha seveceğim bir duruş haline alalım. Anlıyor mu? Aynı konu, fark etmem. Burada da daha çok COVID yemeye, kişisel psikanaliz dediğim iki kişilik terapilerle ilgili daha sıcak, daha insani bir boyutta hastayı pozitife doğru irdeleyen, inceleyen, onun ihtiyaçlarını gören ve anlamaya çalışan bir yaklaşım tarzı. Bu da psikanalizin diğer bir türü. Evet, buyurun. Buyurun. Merhaba, yani hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Sizi tanıyabilir miyiz? Nasıl yardımcı olabilirim size? Nasıl? Öncelikle hep sinirli bir insandım ama hep derken eskiden beri mi? Evet. Sen kaç yaşından beri misin? Çocukluğundan beri. Çocukluğumu bildin mi beni? Evet. Annemler söyler küçükken de böyleydi diye. Onun için çocukluktan beri diyorum. Neden son 2-3 haftayı rahatsız etmeye başladı? Çünkü çok olumsuz tepkiler almaya başladım artık. Nasıl tepkiler mesela? Ya artık ailem tarafından sanki püskürtülüyordum, hani püskürtülüyorum şu anda öyle. Hani neden sorguluyorlar, neden bu kadar böylesin? Artık git bir psikoloğa, psikoloğa. Sen yani seni deli yerine koyup evet. Gitti yani. Belki de onlar sapat. Belki de. Belki de. Ne oluyor mesela, bir örnek verebilir misin? Mesela aynı şekilde hani kıvılcım çıkabiliyor, sinir oluyor. Yani çok çok sinirleniyorum. Ufak kıvılcımda patlamalara neden olabiliyor. Kendimi durduramıyorum. Yani büyük küçük hiç fark etmiyor aileme karşı. Sen şimdi kıvılcımdan bahsedebilir misin? Bu hafta böyle bir şey oldu mu mesela? Mesela okulda bir eğitim vardı. Ben genelde böyle çok danışmam aileme bazı şey. Danışırım, izin almam. Yani sadece haber veririm. Sonra haber vermeyi erteledim böyle. Normalde 2-3 gün öncesinden haber vermem gerekirken son bir gün öncesinden haber verdim. Sonra babam biraz
haklı aslında ama ben o an yaşımı belirttim. Ben bu yaştayım ve yani haber veririm. Yani aslında senin yaşına bir saygıları yok. Senin bağımsız kararlarına bir saygıları yok. Senin bu konuda takdir etmiyorlar. Ve her seferinde onlara izin alma mecburiyeti hissediyorsun. Bu da kişiliğine ve kimliğine ağır geliyor anladığım kadarıyla. Evet, ben izin almak yerine haber vermek. Bilgilendirme yapıyorum. Onlar da bunu tercih etmiyorlar. Bir sürekli sorguluyorlar. Neden böylesin diye. Bir nevi asi olarak evet. Nitelendiriyorlar seni. Sen hep böyleydin zaten. Hep asinin kendi başına kararlar alıyorsun. Biz kimiz ki dinlemeye başladılar. Ben de rahatsız olmaya başladım artık. Lisede çok böyle değildi çünkü onlarla yaşıyordum. Üniversitede olunca daha çok yani bu sefer üstüme gelmeye başladılar. Zaten ne zaman girdiğini çıktığını da bilmiyoruz şöyle falan. Çok çok yargılayıcı oldular. Aslında senin şu andaki gelişmişliğini, şu andaki bilgi ve becerini, kendi kendine karar verme yetini, kendi sınırlarını belirleme yetiyle ilgili biraz bir haberler sanki. Hala seni bir çocuk gibi görüyorlar ve sanki çocuk gibi kontrol etmeye çalışıyorlar. Buna sen kabullenemiyorsun. Kabullenemiyorsun, bir tepki gösteriyorsun ama bu tepki zaman zaman alevli bir yangına da dönüşebiliyor. Bu kısmında olmasını istiyorsun. Yani aleve dönmesini istiyorsun, bir şekilde kontrol edebileyim istiyorsun ama mümkün olmuyor. Bir anda çok öfkeleniyorsun, anlamadı, seni anlamadıkları için. E sen kızıyorsun, kızdıktan sonra da bir pişmanlık yaşıyorsun sanki. Telefonu kapatıyorum çok abartmamak için. Bir şekilde kontrol etmeye çalışıyorsun, ondan sonra anlaşmasını engelliyorsun, kavga büyümesin diye. Kavga büyümesin diye. Peki bu koyduğu sınırlar, ailene vermiş olduğu tepkiler, ne kadar sence haklı tepkiler, ne kadar yaşına uygun tepkiler, onların tepkileri ne kadar normal, bunu biraz açabilir misin? Ben kendim çok haklı olduğumu düşünmüyorum. Tabii ki izin almak zorundayım yani. Yaş önemli değil yani. 30 yaşında da gelsem izin almalıyım bence. Evet ama yani küçüklükten beri öyle yetiştirildiğimi düşünüyorum. Hani haber versen yeter dendi bana. Ben de haber veriyorum. Onların çelişkili şeyleri var o zaman. Yani haber versen yeterli dediler, şimdi izin istiyorlar. Evet. Ondan sonra rahatsız olmaya başladım ben ama bunu onlara söyleyemiyorum. Bak önceden böyle kıldınız, şu an böyle kıldınız. Sonra işte sinirleniyorum ama bu sinir küçük boyutta olmuyor. Rest çekebiliyorum yani. Evet. Bir anda yani ortada yakacak hale gelebiliyor. Bunu evet. İstemiyorsun. Toparlaması da zor oluyor. Peki burada bunu keselim. Burada ne oldu? Burada daha ilişkisel bir yaklaşım tarzı. İşte benim biraz daha seveceğim olmam, biraz daha onun yanında olmam, onu anladığımı göstermem. Diğer bir tarz gördüm. Burada aslında kendini iyi hisseden. Fakat orada da ulaşmamız gereken bir yer var hastayla beraber. Hastanın maladaptif örüntüleri var. Yani böyle bir şey. Ne demek maladaptif örüntü? Bir, bu yaşa gelmiş ailesine izin almak zorunda değil. Aileyi ilgilenmekte ama izin alma mecburiyetindeyim. İzin alırım diyor. O zaman kendisi de çelişiyor. Bir taraftan izin almamak gibi bir karar veriyor. Diğer taraftan da izin almalıyım diyor. Fakat geçmişte de bana sadece bilgi ver, yeter dediler diyor. Şimdi burada bir çelişkiler var. Bu çelişkilerin kafasına netleşmesi lazım. Aile odaklı bir yaşam tarzı mı? Yoksa kendilik aktivasyonu dediğiniz artık bireysel sorumlulanmış hukuk önünde bir suç işlediği zaman devlet anasını babasını mahkemeye götürecek, kendisini mi mahkemeye götürecek? Suç işlerse bu yaştaki bir insanın devlet kendisini alıp götürür, anasını babasını sormaz lazım. O zaman bireysel bir sorumluluk var. Ama kültürel şartlarımız gereği ailemizi ikna etmek, onları bilgilendirmek, kötü bir şey yapmadığınızı veyahut da kendi hayatınızı sıkıntıya sokacak bir kararlar silsilesine girmediğinizi onlara anlatmak. Çünkü kaygılanabilir aileler. Çünkü kültürel kodlara baktığınız zaman her gün anne ve babası çocuklar niye olmasın ister? Çocukların kötü yola düşmesin ister. Başlarına bela gelmesin ister. Hatalı işler yapmasın ister. Bu nedenle de yakın takip olacak bizim toplumda bu daha fazla. Ama burada böyle bir şeyden ziyade biraz daha bir farklı koku var. Bilmiyorum bu kokuyu hissedebildiniz mi? Anne baba kendi kontrolleri dışına çıkan bir çocuğu derdest etmek istiyorlar. Yani onu iyi yolda tutmaktan ziyade bizden izin alıyorlar. Ama çocukluğunda bizden izin almana gerek yok, bilgiler yeter demişler. Aynı anne baba. Ama çocuk büyüyüp de gerçekten aklı başına gelip de bağımsız bireysel kararlar almaya başladığında anne baba sıkıntılanmaya başladı. Verdikleri izni geri aldılar sanki. Sadece bilgi vermen yetmez, bir de izin alacaksın. Nerede baba otoritesi, ne demek? Benden izin almadan gidemezsin. Ne yapıyor bunun içindeki yapı, o bireyselleşmiş yapı, ben de küserim sana diyor. Kırılır diyor, bir anda koparım giderim diyor. Bu da bir başka şey.
O zaman babasının durumunu bir şekilde anlayıp ona ikna edecek süreçleri başlatmak yerine kızgınlık ve öfkeyle geri çekilip telefonda kapatıp kendisine ulaşımını engelleyerek öfkesini bu şekilde dile getiriyor. Bu aslında bir handikap. Bu handikapı bir eşinin olgunlaşması, bireysel karar alması, izin almasına gerek olmayıp sadece istişare edebilir. Çünkü bağımsız izin alma, izin alma ne demektir? Bağımlı olduğu birisinden izin vermekle hayatı devam ettirmektir. İstişare mi demektir? Bir karar alacaksın. Çeşitli tecrübeli insanlara, annenle onu sorguluyorsunuz, onların düşüncelerini alıyorsunuz, kendi düşüncelerinizi alıyorsunuz. Ondan sonra bir karar verir ama karar size ait bir karar. Annem ve onunla ait bir karar değil. Arada bilgilendirirsiniz. Şimdi onlara merak duygusu da bırakamazsınız. Bir aile içerisindesiniz. Bilgilendirme sağlıklı bir şey. Ama karar alma konusunda onların verdiği kararların dışına çıkamaman biraz da bağımlılık, biraz kendine güvensizlik, biraz ciddi bir baskı altında, biraz da travmatik bir baskı altında olan bir yaşam alanı gibi geliyor. Bunların terapi süreçlerinde empatik bir şekilde irdelenmesi lazım. Bu irdelenmelerin sonucunda yolu alınacak ve farkını sağlayacak. Hem karşı tarafın hikmetlikle incitmeyecek, onlara empatik olarak değerlendirecek, anneyi babayı yatıştıracak. Hem kendisine ait bir bireysel dünya kuracak, hem sınırlarını netleştirerek birilerinin gelip onu işgal etmesine izin vermeyecek bir yapıyı terapi süreçlerinin içerisinde oluşturmamız lazım. Terapi süreçlerinde oluşturmamız lazım. İstişare güzel, paylaşım güzel, konuşma güzel ama kararları verecek son kendine kişinin kendisi olduğu ve bu konuyla ilgili olarak kimseden bu manada izin alınmanın söz konusu olmadığı ama bilgilendirme olarak, belki erteleme öteleme olarak onların da rahatlatacağı bir üçüncü yol bulmak danışanın kendisinin görev alanı olarak değerlendirilmesi lazım. Bu daha çok ilişkisel, empatik bir yaklaşım tarzı olarak değerlendiriyoruz. Bu nasıl geldi bu yaklaşım tarzı? Bu benim tarafımdanmış yani. Senin tarafındaymış gibi hissedilen terapilere kendini psikolojisi terapileri ve ilişkisel psikoterapiler denir. Ve amacı da budur zaten. Yine acı şeyler söylüyorum ama hastanın koluna girerek, hastanın tarafından bakıyoruz. Çünkü hasta haksızlığa uğruyor burada gerçekten veya danışanın. Onun hakkını birlikte koruyorsunuz. Hasta yanlış bir şey yapıyorsa onu birlikte kildeleyerek kendinize nasıl bir şey yaptığını farkındalığını sağlamak yine onun yanında durarak yapıyorsunuz. Onun yanında durarak. Ama nötral duruşta ise direkt bam 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 böyle kötü hissediyorum ve bırakıp gideceğim ya. Nereye geldim ben diyorum. O da iyi aslında. O da iyi. Bu da güzel. Tamam peki. Şimdi bunun gibi birkaç daha psikoterapi şekli, duygu odaklı var, kısa dinamik psikoterapi var. Her birinde ayrı bir yaklaşım tarzı var. İlk görüşmeyle ilgili olarak o zaman bir daha bir ilk görüşme yapın bakalım. İkiniz bir değerlendirin bakalım danışmanınız size nasıl yapacak. Ben de şöyle geçeyim. Siz de benim söylediğim anlamda her ikisine de beden diline bakıyorsunuz, yüz ifadelerine bakıyorsunuz. Bunlardan birisini seçebilir. Ama terapi seçerken bir mantıkla seçecek. Diyecek ki hastada şunu gördüğüm için, davranışını gördüğüm için, şunu gördüğüm için, nötral duruşunu gördüğüm için de daha yakın duruş sergiliyorum diyerek bir plan içerisinde yapacak. Evet. Rol planning. Bir şeyler söyleyebilirsin. Arkadaşların sorunlarını anlatabilirsin. Komşunun sorunlarını anlatabilirsin. Kendi sorunumuş gibi. Kitap okuduğun bir şey anlatabilirsin. Öyle problemimden bahsedecek olursam, ben çok stresli bir insanım genel olarak ama daha spesifik olarak sınavlarda özellikle böyle hani ertelemesinin çok ileri boyutunda oluyor. Sınav anında asla yani yazamıyorum, bildiğimi yazamıyorum ve hocalar da bunun farkında. Hocaların farkında olması beni rahatsız etti ve benim buraya gelmeme bu farkındalık sebep oldu. Çünkü onun öncesinde yine stresliydim ama birilerinin farkında olması beni daha çok gerdi. Birilerinin bu durumu fark etmesi seni daha kötü mü etkiledi? Evet. Peki bu kötü etkileme durumu seni buraya itti? Aynen öyle. Peki sana neler hissettirdi bu? Ya ben
ben genel olarak her sınavda stresleniyordum, heyecanlanıyordum ama stres mi heyecan mı ben bu iki kavramı hep karıştırıyordum. Heyecan diyordum, stres diyordum. Bazen çalışmadığın için yapamadığını deyip yani sürekli topu kendime atıyordum. Ama sonradan kendi elimde olmayan şeylerin olduğunu fark ettim. Belki birinin baskısı, birinin hani beni sorgulayacak olması yüzünden sınav kaygısı çektiğimi düşündüm. Sonra bir gün bir sevdiğim, değer verdiğim hoca geldi ve sınav kağıdımın aslında benim bilgilerimin çok aşağısında olduğunu, puanımın hani neden böyle olduğunu beni sorguladı ve açıkçası değer verdiğim bir insandan böyle bir tepki almak çok zoruma hani gitti. Beni kötü etkiledi ve ben o olay sonucunda size gelmeyi az önce bir şey söylemiştin. Değer verdiğin kişiden önce bildiğin hani bilgilerinin daha altında bir kağıt verdin. Evet. Peki hani bunu stresten dolayı olduğunu düşünüyorsun. Bunu azaltmak için bir çaban oldu mu yoksa hani direkt bir karamsarlığa kapılıp da mı böyle düşünüyorsun? Karamsarlık değil, bilgilerimin daha aşağısı derken performans olarak derste daha iyiyim. Biliyorum, uygulamalı da dersiniz, hoca da bunu görüyor. Ama sınav kağıdına dökerken o bazen el terlemem sınav kağıdına bile geçebiliyor bu kadar. Böyle o anlamda bile fark edemiyorum. Bazen tuvalet izni istediğim bile oluyormuş hiç farkında olmadan. Hani bunun daha sonra gerçekten farkına varmadığımı anladım. Bunları yaşadıkça fark ettim. Evet, aynen. Peki, başkalarından duymak? Başkalarından duymak ve değer verdiğim... Hani ne duruma sürükledi seni? Değer verdiğim bir insandan böyle duymak kötü hissettirdi. Ve düzeltmek istiyorum. Artık hani kaygı olsa bile bunu en az seviyeye indirmek istiyorum. Hem beni kötü etkiliyor hem de çevremdeki insanların olumsuz bir şekilde tepki. Peki burada duralım. Bir sınıfa dönelim. Ne gördünüz terapiste ve danışanda? Görüşleri olan mı? Tespitleri olan? Terapist nasıl bir terapistlik yapıyor? Evet. Hocam danışan daha rahat geldi bana. Evet. Danışan artacağına çok şey girdi. Yani bizim eleman oldu. Bari burada yalnız başta terapistliği deneyimleyemedi. Doğru. Ama bence biraz şeyle alakalı. Ben yani ben öyle düşündüm. Hani bütün sizin denediğiniz kuramcılarda gergindi. Hani sürekli kendini kastı. Bence bu belki sizinle de alakalı. Ben de onun yerinde olsam ben de belki kasardım. Ben hani yani Tayyar Hoca, Tayyar Hoca geldi diye kasıldı. İşine gelebilirsiniz de rahatladı diyorsun. Olabilir, olabilir ama ilk şeyden daha sonraki dönemlere doğru çok rahatladı. Paşa'da çok rahat gördü. O da ilk terapistlik deneyim olduğu için gergin olmasına doğru. O da sürekli elleriyle falan oynadı. Evet. O da biraz stresliydi. Gerilim içerisindeydi. Doğru. O canıyla uğraşıyordu terapistlik. Evet, senin tespitinden. Terapist hocam duruşuna natürele yakın ama sorgulamalarda daha davranıştırıyordu bilgisayar. Evet. Yani, daha mekanik gidiyordu. Aynen. Evet. Ama danışmanımız biraz daha rahatlı. Aslında danışmanlığa ihtiyacı yok yani gönderecek, evet. Basacaksın. Hani birçok şeyin farkında zaten, şu şundan oldu, bundan oldu falan. Yani sormadan döküldüğü için. Yani burada terapistin çok güzel odaklandığı bir yer oldu. İnşallah o yıllarda dış odaklı sistemin odaklandı. En kilit noktası oydu. Yani içinde zaten bir performans kaygısı yaşıyor. İçindeki nesneleri ikna edebilmek için şu not olacağım, şu puan olacağım, sınıfı göreceksiniz. Bu kaygı yükseltiyor, yüksekliyor ve bazen ketleme yaratıyor. Hele hele dışarıdaki öğretmenlerin de bu durumu fark ettiğini görünce mahvolmuş. O zaman odaklanacak kişi kendisini var etmek, onaylamak için değil, başka insanlara kendini göstererek iyi bir insan konumunu çizmek, profilini çizmek için dış odaklı yaşayan, el alemci yaşayan bir kendilik tasarımı olduğunu anlıyoruz ki terapist orayı gayet güzel buldu ve oraya odaklandı ve önce birinci kısmı odaklandı, daha sonra olayı açtı, en sonunda dış odaklı derken yani daha doğrusu işte başkaları fark etme derken bunu biraz açar mısın dedim. Tam da terapotik müdahaleyi çok doğru yerden yaptı. Bir ameliyat yapılacak burada, bu ameliyatın en uygun yeri, daha doğrusu ameliyatın dokunacağınız kısmı başkalarına kendini göstermekle olan dış odaklı yaşayan kısmı. Terapist de burayı keşfetti.
aldı cerrah gibi bir sonra tak diye vurdu. Şimdi orayı inceleyerek biz orada durdurduk sistemi. Bu arada kaygısı var. O da performans kaygısıyla ilgili doğal bir kaygı. Ama dağılmadı. Zihnini gayet güzel tuttu ve devam etti. Ve sen bir şey söyleyecektin. Hemşire konuşurken de arkadaşla konuşurken içinde de daha fazla danışan performans gösteriyormuş gibi geldi bana daha iyi. Yani ilişkinin sevgi danışanın performansına bağlıymış gibi yani. Orada daha nötr mü durdu diyorsun? Yani şey olarak diyorum, yani terapist diyorum daha şey... Pasif mi? Pasif kalıyor ve çoğunluğu... O zaman bir terapi ekolü uyguluyor. Bazı terapistler var ki hiç konuşmazlar mesela. Ben mesela öyle seanslar var ki ağzından gırk çıkmaz, böyle dururum mesela. Hasta konuşur. Daha sonra seans... Bunlar neden bunu anlattın dedim. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Aynen. Normalde de danışmanlar süreci danışandan dolayı yürütmezler. Mesela ben onu elimden tutup şey diyemem. Hani böyle düşün, yanlış düşünüyorsun diyemem. Bazı terapi ekollerinde denebilir. Onun için bütün... Yani onları bazen, bilmediğim tip pek bir şey diyemiyorum yani ama yani normalde yaptığı doğru bir şey. Danışman yani. Onunla birlikte yol alır. Hani yanında mesela bir... eleştirecekse şöyle bir eleştiri yapabiliriz. Acaba şunu mu kastettin, şunu mu kastettin diye iki tane alternatif öne sürüyor. Terapist danışana diyor ki ya bu yoldaki şey ya bu yoldaki şey diyor. Hangisi için yaptık bunu diyor. Eğer danışan uyumlanma yönünde bir kimlik ve kişiliği var ise o yollardan birini seçer. Halbuki kendi haline bırakır, acaba senin için bu ne anlama geliyor diye ortaya bir soru atsa, yüzlerce alternatifte birisinin zihnini de canlandıracak, yaşayacak, seni yönlendirmenle değil, kendi kafasındaki cevabı varacak. Yani özellikle yapılandırılmış terapiler, bilimsel davranış terapiler senin yaptığın gibi. Bak, şu bu bu mu? Şu bu bulmuş? Şu şunlardan hangisi de? Halbuki insanın olduğu o kadar sonsuz sayıda kombinasyonlara sahiptir ki, işte bu alternatifleri üretmeden, acaba şu anda başkaları bunu duyduğunda kaygılandığını söyledi. Bu nasıl bir kaygı? Başkalarının bunu duymuş olması için ne anlama geliyor? Ama şöyle derse seni yargılayacak mı, aşağılayacak mı, başarısız olarak nitelendirecek, beceriksiz olarak nitelendirecek, dövecek mi seni, ödül mü verecek, kıskanacak mı? Bu şartları biz öyle sürdüğümüzde onun adına düşünmüş oluruz, onun beyin adına. Bu bir handikap. Özellikle psikanalitik psikoterapide bunu yapmayız. Ciddi hata. Ama bilişsel davranış terapileri de hastanın önünü açmak açısından, düşüncelerini kolaylaştırmak açısından, altına gelmeyen düşünceleri ona vererek, aa bu da var, bu da varmış diye düşünmesine fırsat verecek bir öğrenme gibi, bir öğretme gibi, bir önce olmak gibi manada yararlı. Ama bir dinamik psikoterapide açık uçlu sorular bırakırız. Yani nasıl, size ne anlama geliyor, neden acaba başkaları bu kadar önemsiyor olabilirsin gibi zihninde kendi kendine nöronlarını çalıştıracak, ateşleyecek mekanizmaları tetiklemeye çalışırız. Evet, başka ne öneriyorsunuz arkadaşlar? Bu tarafta hiçbir şey görmedim. Ne güzel. Bu tarafta görmedim. Orada var mı dönem bir şeyler, katkısı olacak olanlar? Her birinin fikrinden değerli ve kıymetli. Peki, o zaman danışan ve danışmanın görüşlerini ve deneyimlerini alalım. Bir şekilde de sohbetimizi yavaş yavaş sonlandırırız. Saatimiz kaç? 5.30 oldu mu? 6.30 hocam. Gelmiş vaktimiz de zaten. Yavaş yavaş toparlayalım. Olur mu? Var mı başka bir şey? Hadi bakalım, sen nasıl bir deneyimdi bu? Niye çıktın buraya? Çıktığın iyi mi oldu, kötü mü oldu? Çok güzel oldu hocam. Niye çıktım? Ben genelde gerçekten heyecanlı bir insanım ama bunu gerilemektense üstüne giderim. Sınıflarda da böyle atılırım. Çünkü sunumlarda çok heyecanlarım ama üstüne gitmeye, ona savaşmayı tercih ederim. Ve şu anda heyecanlı olduğum için kalkmayı tercih ettim. Aferin. Onun dışında sınıflarda rol oynama yapıyorduk ama çok katılmıyordum. Ama teorisini dediğim gibi biliyordum ama uygulama kısmında burada savaşmayı tercih ettim. O da ilim bilmiyordum. Onun dışında sizle olan onları mı kıyaslayacaksınız? Yani ne kazandırdı, neler gördü, neler fark etti? Senin için bir anlamı var mı yaşadıkları? Hocam ayırtına vardım öncelikle. Teşekkür ediyorum onun için. Teoriden de uygulama kesinlikle katılıyorumuzda daha güzeldi. Danışan olmak daha iyiymiş yani. Danışman olmak olay. İnsan... Kolay. Atıyorsun sorunları, öpülüyorsun, çözsün diyorsun. Bana ne anlasın? Danışan olunca söpülüyorsun. Evet. Ama danışan olunca da mesela şeyde strese giriyorum. Hani söylediğim şeyler biraz 2-3 tane problemle geldi. Biraz farklı olsun, sıkılmayalım diye aslında bunu yaptım da. Hani kafalar için... Biraz dışarıda bir... oldun yani.
Evet, hani sıkılmamak için, çünkü bir problem olunca ben de artık şey yaptım. Onda şey fark ettim, bu neydi o nötral, hani psikoterapi. Evet, onda gerçekten aslında yargılamadım. Ben belki yanlış kelime kullandım ama kendimi yargılanmış hissettim. Ve bazen kaçamak cevaplar versem mi diye çok düşündüm. Aslında söylediklerim doğru değildi, hani belki de normal bir şey diyordum. Ama kendi problemim de olsaydı eminim kaçamak cevap verirmişim, onu şu an düşünüyorum. Ve dürüst olmazdım bence. Çünkü şey yaklaştınız, daha soğuk, net. Soğuk yaklaştık. Evet. Sana soğuk geldi ya hatta. Evet, ama evet, sana soğuk geldi. Bana öyle geldi. Sıcak adam gitti, soğuk bir adam geldi. Estağfurullah hocam. Yani dürüst olmazmışım duygularımda. Onu fark ettim. O kadar. Arkadaşıma da teşekkür ederim. Daha çok rahatlattım. Evet, danışman olarak sen neler yaşadın, neler deneyimledin? Ben ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Hani aynı Ümit'in de dediği gibi bizim de sınıfta çok fazla uygulama oluyor ve ben hiçbirine katılmıyorum. İlk defa neden böyle bir şey diye hani cesaret ediyorum, cesaret ettim bilmiyorum. Hani normalde kendi derslerimde olan uygulamalara hani bu şekilde ikili gruplar halinde sınıfın karşısında işte çeşitli etkinlikler falan yapıyoruz. Katılmadım hiç. Hani ilk defa, hani ilk deneyimimde. O yüzden bayağı gerildim. Ama onu dinlerken mesela bazen de onun yerine kendimi koydum. Hani atıyorum, aynen. Sınav stresim olsaydı, biri bana gelip böyle söyleseydi, bu beni nasıl etkilerdi diye kendi kendime düşün. Hani bunu kendime düşünürdüm mesela. Hani bunu sanki o benmişim gibi ona sordum, işte bu nasıl şey yapıyor falan diye. Öyle. Güzel. Senin için de bir deneyim oldu. Evet. Artık bundan sonra sınıftaki her etkinliğe katılacağım. Bir kısmı. Evet, bunlar da pişman olsun. Peki, sorularınız var mı arkadaşlar bana? Onlarla ilgili ve slaytlarla ilgili. Teşekkürler arkadaşlar sizlere. Teşekkür ederim. Sen de çekti. Biraz daha bir şey söylüyorum bana. Bazen geçiriyorum. Özellikle anne ile olan o Diğerlerine kurduğumuz işler onu kopya soruyor. Peki hocam, biz o ilişkiyi yani terapiyle belli bir yere kadar getirebilir misin? Tamamen bir değişim sürecine girebiliyor mu bireyi? Yani... Şimdi şöyle bir hikaye var. Bizim çocukluktaki beynimizde çok sayıda nöron var. Nöronların bağlantıları var. Özellikle 0-2 yaş arasında kullanılmayan nöronlar budanır. Kesilir, atılır, işe yaramaz hale gelir. Yani çok nöronlar doğarız. Az nöron, kişi sayısı azalır. Kullandığımız nöronlar yolaklar halinde, temalar halinde. Annemize, babamıza, çevreye kurduğumuz ilişki şeklinde. Onlar kalıcı yollara dönüşür. Dolayısıyla bir sonraki hayatımızda yani çocukluğa geçtiğimizde, ergenliğe geçtiğimizde, ilişkiliğe geçtiğimizde o bildiğimiz yollardan gideriz. Bu yollar sıkıntılı ise, bu yollar bize hayatta umutsuzluk, mutsuzluk veriyor ise biz bu yolları değiştirmek durumundayız. Bunları değiştirmenin yolu da terapi dediğimiz bir şey. Peki bu oluşmuş olan yolaklar, yollar E6, E5 gibi yollar değişir mi? Zor. Ama bugün biliyoruz ki uzun sürede kişilik terapilerinde nöronal plastisite dediğimiz nöronların yapıları ve yerleri ve yolları değişebiliyor. Bağlantıları değişebiliyor. Organik değişimler olabiliyor. Özellikle kişilik alanında çalışıyorum ve kişilik alanında uzun yıllar çalıştığınızda o alışlar yapıcı kalıpların değiştiğini ve kontrol altına alabildiğini görüyorsunuz. Olay sadece davranışsal bir öğrenme boyutunda, gözlemleme şeklinde, davranışsal öğrenme koşulu, koşulsuz şartlarının boyutundaysa bir küçük bir roldür o. Onun değişimi çok kolay. Ama tüm kişiliğinizi ihatinden bir içselleştirilmiş nesli ilişkilerine dönmüşsel bir yapısıysa daha uzun sürüyor. Çünkü hayatınızda her yerine yayılmış. Kapıyı açmaya, insanlarla konuşmaya, çocukluğunuza, ailenize, çevreye oturup sevildiğinizde bu kendisinin kokusunu verir. Yani bir insanın hayatında bana herhangi bir 10 dakikalık kesit getirin, onun isterse istedim 10 dakikalık o izlediğim şeyi anlatabilirim. Bu bilimsel bir bilgi olarak mümkün olabilecek. Çünkü her yerde aynısını yapar. Bu fraktal yapı denir buna. Fraktal geometri olarak kaos teorisinde mikro dünyadaki tekrarlayan sistemde makro dünyada da tekrarlar. Onun için mikro bir analiz, makro analizin kopyasıdır. Evet, böyle bir hikaye değişiyor.
değişiyor, düzeliyor ama rahmetli uzun süre bir çaba yapamıyor. Ama daha küçük katmanlarda davranışlarla, bilgisayar yaşama bozuklukları, daha kısa dinamik, küçük kendilik tasarımları, bunların düzelmesi daha kolay. Ve kısa süre terapide bunlar mümkün olabiliyor. Çok da bir şey kalsın. Tedaviyle ilgili bir kontrat yapıyoruz ki bu 15 gün sonra ortaya çıkıyor bu yapı, vücut tedavi sonucunda. Ondan sonra daha ağırlıklı olarak şeye gidiyoruz, nötral duruşa gidebilir tedavi. İçindeki o diyatlar dediğimiz, kendiliği bozan, kendilikle ilgili sıkıntılı alanlar düzeldikçe de daha empatik, daha kognitiyen bir yaklaşım tarzını sergiliyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Ergenlerde hikaye biraz daha farklı. Ergenler her an her değişimi yaşayan bir şey. Bu ergenler de sürecin içerisinde bazen kognitif, bazen nötral duruş, bazen destekleyici, bazen davranış ve bilişsel öğrenme ilkeleri içeren daha kompleks ve karmaşık anda yaratılan bir sistem oluşuyor ergenlerde. Yaşlı olup da ruhu ergen olanlarla benzer uygulama yapıyoruz. Orada dediğim gibi ihtiyaca binaen o seansta her seans hali bir formülasyon şeklinde cereyanlanıyor. Bazen kognitif destekleme, bazen nötral duruşta, bazen sınırlandırmalar, bunların hepsini bir seans içerisinde uygulayabiliriz. Hatta bazen birkaç ay kortiye gidiyor, birkaç ay destekleyici, birkaç ay nötral duruşta giden hastalarımız oluyor. Hastanın gelişimine göre sen... Hastanın gelişimine göre, hastanın ihtiyacına göre kişisel yapımı o anda çıkmış durumuna göre. Bunu önceden kestirmek mümkün olmuyor. Onun bizim uygulamamız için psikoterapi bir şey. Peki sabırla dinlediniz. Ben sizlere teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi eğitimler size. Evet, şey mi veriyorsunuz? Hadi fotoğraf çeksinler mi? Kim çekiyor fotoğrafı? Biz de çekiyoruz. Beyza çekiyor. Evet, Ömer de çeksin mi? Ne yazılır bu? YT ve psikoloji çalışmanın kurulu olarak 2021 Safa'yla dönem çocuğun YT ve PDR'ye hizmet edip psikoloji sanatı büyük yaşam uygulaması katılacak bir yönetimde bu katılımdaki ben teşekkür ederim efendim. İmzalanacak mı ondan? Hocam yok. Siz de öpeceğiz. Ben de hazırım. Peki. Hilal Köksel. Evet. Hilal Hanım buyurun. Fotoğraf çekilmek ister misiniz? Yok. Peki. Merve Kelleyici. Elvan fotoğraf çekilmek ister misiniz? Olayım. Hadi şöyle zaman bunlar çekelim. Slide çek arkadaşlara gideceğiz. Yani bunu Facebook'ta bizim sayfadan paylaşırız. Oradan izlersiniz. Peki. Şekilde paylaşılır o zaten. Özge Altın oldu. Sağ olun. Bir de bir şey çekelim. Özge fotoğraf istiyor musun? İstemiyorsun. Güzel bir şeyle paylaşmıyorsun. Hayırlı olsun efendim. Bir gün bir sen. Bir gün bir fotoğraf çekelim mi? Hatta telefonu verin. Hadi bakalım. Meşhur oldun bugün Gülsüm, hadi. Yılın danışanı seçtim seni. Hocam, buz veremiyorsun sana. Teşekkür ederim. Hocam. Ne yaptın mı? Hocam ben çok kötü seviyorum. Ben de, ben kötü çıkacağım. Siz güzel çıkmışsınız da. O zaman bir daha şey yapayım. Tamam. Sen de gıcıklık edin, haset ediyorsun. Kötü çıkarıyorsun. Hadi bakalım. Adem aynı. Evet Adem'in fotoğraf var ya olur. Olur. İşte keşfet değeriz. Oradan. Ha buradan. Face'den alırsın. Patladın pan. Evet. Aziz terapist.
yetkin orada değil. Düşünüyor musun? Efer Bey'in yanında bir kız gibi ellerini pazarın içine koyuyorsun sen. Hilal Sengül. İsmim yanlış aldı. Şengül, sen. Aa, ben aldım. Bir tane var da. Şengül'ün yanlış aldı. Şengül. Şengül. Yani benim var başka. Onu ayrı. Eda Yavuz. Eda sen o da bakımdan eğitim mi aldın? Hayırlı olsun efendim. Hocam, ben